GDSC Düzce Kotlin 101-201 eğitimine hoş geldiniz. Ya, yayın ortasında bir form göndereceğiz sizlere. Cuma günkü formu ve bugünkü formu dolduranlar sertifikalarını alabilecek. Bugünkü konuğumuz Edip Ertürk. Kendisini bekletmeden buraya alalım ve sohbet edelim. Merhaba, Edip Bey, hoş selamlar. geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizi sormalı. Sağ olun, ben de iyiyim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz acaba? Tabii. Edip Ertürk ben. Android Developer olarak bir takside çalışıyorum. Sakarya Üniversitesi'nden mezun oldum ben de yaklaşık 5 yıl önce. Ardından ufaktan Android Developer olarak, direkt aslında Android Developer olarak başlamadım da İşte junior bir yazılım geliştirici olarak iş hayatına başladık. Daha sonra React Native biraz da Android derken Android Developer yolumuza devam ediyorum. Onun ardından işte Migros, Turkcell gibi birkaç tane şirkette çalıştım. Şu an bir takside çalışıyorum aktif olarak. Orada da ikinci yılımı dolduruyorum. Burada güzel işler yapıyoruz. Bilmiyorum arkadaşlar kullanıyordur büyük ihtimalle. Umarım memnun kalıyorlardır tecrübelerinden. Böyle bugün de inşallah Kotlin, Android neler yapıyoruz biraz bilgilendirmek için güzel bir sunum yaparız. Çok güzel o zaman. Bayağı bekleyen arkadaşımız var. İsterseniz siz de hazırsanız yavaştan başlayalım. Hı, olur. Yayınınızı alalım hemen. Arkadaşlar istediğinde yorumlardan yine sorularını sorabilirler. Gördükçe cevaplamaya çalışırım bildiğim kadarıyla kendi tecrübelerimin yardımıyla. İlk olarak Kotlin'den ufaktan bir başlangıç yapalım dedik. Tabii Android dünyasında sadece Kotlin değil Java yine yeri geliyor. JavaScript C ile bile uygulama geliştirebiliyoruz. Genelde tabii en popüler olanı şu an Google'ın da official olarak desteklediği değil. Kotlin, Java'yı da tabii destekliyor ama Kotlin daha çok şu an ön planda. Buna özel kütüphaneler olsun, extension kütüphaneler olsun sürekli yayınlanıyor kendi architecture komponentleri için Android'in. Ufaktan Kotlin nedir? İşte bize ne gibi faydaları var? Java'dan ne yoktu da Kotlin'de vardı daha çok tercih edilmeye başlandı. Biraz bunlardan bahsederiz. Yine arkadaşların soruları olsa yine sorabilir. Kotlin herkesin belki biliyordur, bilmeyen arkadaşlar da olabilir. JetBrains diye bir şirket tarafından geliştiriliyor. Bayağı eski aslında, çok yeni bir dil değil. Şey olarak gelişme süreci başlaması için. Bu yine bir JVM dili. Java Virtual Machine üzerinde çalışıyor. Gibi yine bu Java, Scala gibi örnekleri de var yine. Tabii Kotlin de bu dillerden bir tanesi. Kotlin direkt endüstriden gelen bir dil aslında. Böyle şeyler nasıl diyeyim, üniversitede bir profesörler gibi böyle araştırmalar üzerine geliştirilen bir dil değil. Bu çoğu dil böyle ortaya çıkmıştır ihtiyaçtan dolayı. JetBrains biraz işin içinde olduğu için hem kullanıcıların ihtiyaçları nedir, neler daha hızlı olur, biraz buna kafa yorarak kullanıcıların direkt yazılımcılar tarafından geliştirilen bir dil diyebiliriz aslında. Onun için çoğu şeyi rahatlıkla bulabileceğiniz bir dil. Kütüphane olarak, komünite olarak bayağı geniş bir komiteye sahip. Yine tabii open source. Google'da şu an aktif olarak destekliyor zaten Kotlin'i. Zaten 2017'den sonra da Kotlin official olarak bir Android Development dil olarak duyuruldu. Yine aynı şekilde bu dil bayağı sadece tabii Android'de değil, backend projelerinde olsun, frontend projelerinde olsun, JavaScript için TypeScript gibi böyle transpiler bir dil olarak da kullanılabiliyor. Sadece JVM üzerine değil. Tabii yine kendi derleyicisi de var ayrıyetten. Asenkron işler yapabileceğimiz yine TypeSafe ve NoSafe'li bir dil Kotlin. Burada bundan biraz bahsediyor. İlk amaçları daha az boiler kod yazmak. Java biraz daha buna elverişsiz bir dil. Mesela neden Kotlin alternatif olarak Android dünyasında kullanılmaya başlandı dersek, Kotlin daha az boilerplate kod dediğimiz, yani hani yazmamıza gerek olmayan kodları biraz daha göz ardı edip bize sadece ihtiyacımız olan şeyleri, kod parçalarını sunabiliyor yapısından dolayı. Bunları da birazdan göreceğiz yine.
Java'nın en çok başını ağrıtan şeylerden null pointer exception. Bunu yani bütün arkadaşlar tecrübe etmiştir. Hem eğitim hayatında hem çalışan arkadaşlarımız varsa ya çalıştığı hayatta. Null pointer exception en çok kafa ağrıtan şeylerden. Bunları iyi handle etmek lazım. Java dünyasında yoksa işte uygulaman crash olur. Bir şekilde seni uygulamanın verimliliğini düşürecek bir hatalar. En büyük, en çok karşılaşılan hatalardan birisi diyebilirim herhalde. Kotlin bunu biraz engellemeye çalışıyor. Nasıl engellemeye çalışıyor? Tabii null pointer exception Kotlin'de yok mu? Var. Ama bu senin kontrolünden çıktığında var diyebilirim. Nasıl? Sen bir değişkeni, bu değişkenin null olmalı mı, olmamalı mı, olabilir mi? Bunların hepsini kendin karar verip ona göre kodunu yazıyorsun. Ona göre biraz daha güvenli bir hale getiriyor aslında. Yine kontrol sende aslında. Hani Kotlin direkt sana işte null pointer exception'dan kurtarmıyor. Sadece daha kontrollü bir gelişme ortamı sunuyor. Tabii bu büyük ekiplerde daha çok öne çıkan. Çünkü bir projeyi sadece bir kişi tek başına geliştirmiyor. Birden fazla kişi geliştiriyor. Herkesin kendine göre yazdığı, yani kendine göre derken yine projenin ihtiyaçlarına göre bir kod geliştiriyor. Bu kodun neye ihtiyacı var? Bu işte ne bileyim kütüphane olabilir, bu uygulama olabilir, bir SDK olabilir, yine development kit olabilir. Biraz onun kontrolünü sana sağlıyor. Yine aynı şekilde zaten Kotlin, Java, X'de JVM base bir dil. Kotlin kütüphanelerin Java içinde, Java kütüphanelerin Kotlin içinde rahatlıkla kullanılabilir. Orada bir şey olmuyor. İç içe de yazılabilir bu kodlar. Herhangi bir engel yok bunda. Ve en büyük artılarından bir tanesi coroutine kütüphanesi diyebiliriz Kotlin'in. En azından bizim aktif olarak artık kullanmaya başladığımız bir kütüphane. Bu bize asenkron işlemleri yapmayı sağlıyor. Asenkron işlem ne? Sen yazdığın programı farklı threadler üzerinde koşturarak ne bileyim background Android'de olsun en azından. Mesela Android üzerinde örnek verirsem background'da bir işlemi yaparak UI'yı kitlemeden, yani UI'ın thread'i farklı, yapılan işlemin farklı, thread'i farklı bir hale gelip senin UI'ni kitlemeden işlemlerini yapmanı izin veriyor. Bu mesela ne olabilir? İşte bir HTTP isteği olabilir. Gibi aslında birçok örneğini birazdan da yine şeyde görürüz. Örnekler üzerinde. Kotlin zaten bahsettiğim gibi GitHub üzerinden erişebilir. Open source bir dil. Community'si çok yüksek. Çünkü Android direkt zaten yüksek bir community'ye sahip bir geliştirme ortamı olduğu için direkt Kotlin'de bundan faydalanıyor. Ve developerlar hızlı bir şekilde geçiş sağladı ve kolay bir şekilde sağladılar bu geçişleri. Biz de projelerimiz önceden hep Android'ti. Yani benim de öyle bir zamana denk geldi ki yani çalıştığım her yerde genelde yenileme süreçlerine denk geldim. Hani eski bir uygulama var, Java ile yazılmış. Çünkü zaten 2010'dan 11'den sonra artık hani Android tüm dünyada kullanılmaya aktif olarak büyümeye başladı şey olarak. Bizim ülkemizde de yine bu şeyler gelişmişti ama hani hep eski code base'ler. Biraz da bu işler community şey oldukça, genişledikçe, nedir o, bilgi birikimi genişledikçe iyi hale geliyor. Tabii bu büyüdükçe bütün şirketler uygulamalarını bu yeni anlayışlara göre yenilemek istiyor. Yeni teknolojilere göre. Bizim olduğumuz, benim en azından sektörde bulunduğum süreç genelde buna denk geldi. İçinde bulunduğum 4-5 yıllık süreçte. İşte Migros'a gittik. Orada sanal market uygulaması yenilendi. Turkcell'de yine TV Plus diye bir uygulamaları vardı. O uygulamanın yenilenme sürecinde geldik. Bir takside keza yine aynı süreçleri yaşadık. Şu an bütün iki uygulamamızda, sürücü, kendi uygulamamızda Kotlin, yani full Kotlin olarak geliştirdik. Yine son kütüphanelerini kullanmaya çalıştık. Dediğim gibi bu coroutine'ler olsun, Android Architecture komponentler olsun, onlardan da biraz bahsedeceğiz zaten. Burada zaten en önemli şeylerinden biri tüm geliştirici arkadaşların Stack Overflow. Bu Stack Overflow üzerine de yani istemediğiniz kadar ihtiyacınız olan her şeyi bulabileceğiniz, yani sahip olduğunuz her soruya bir cevap bulabileceğiniz kaynaklar mevcut. Bunu araştırmaktan hiç çekinmeyin. Hani herhangi bir ihtiyacı olduğu, bir şeyin olduğu, nasıl diyeyim, bunu nasıl yaparım dediğini araştırmaktan hiç çekinmemek lazım. Hani çünkü kimse hiçbir şeyi ezbere bilmiyor geliştirme sürecinde. Nasıl yapacağını öğrenmek, biraz ne olduğunu öğrenmekten daha önemli. Neyi nerede bulacağını öğrenmek de çok önemli. Ona göre araştırmaktan hiç çekinmemeliyiz bu
geliştirme süreçlerine en azından. Bu genel olarak sadece Android veya Kotlin üzerine değil tabii. Burada da yine aynı şeyden bahsediyor. Kimler Kotlin'e geçti, uyum sağladı gibi. Kotlin'in zaten burada bahsettiği gibi Ktor diye bir kütüphanesi de var. Bu Ktor kütüphanesi web service, yani web framework'ü Kotlin'in diliyle geliştirilen. Onun yanında Kotlin'in kendi şu an beta'da sürecinde olan bir multi-platform development süreci de var. Bu ne multi-platform dediğine, Kotlin diliyle hem Android hem iOS için uygulama geliştirebileceğiniz bir platform. Burada sadece işte Vue, nasıl diyeyim, mesela uygulamalarda iOS veya Android uygulamalarda ayrılan nokta aslında Vue'lardır. Hani nasıl ekran butonlar olsun, işte resim gösterdiği yerler olsun, listelemeler olsun. Bunlar Vue şey olduğu için birbirinden ayrıldığı noktalar ama logic tarafı ikisi tarafının içinde aynı şeyler yazabilirsin. Hani arkada dönen logic ikisi için de aynı olabilir. HTTP isteği mi attın, soket bağlantısı mı kurdun veya bir hesaplama mı yapıyorsun? Bunlar Android veya iOS konteksinden ayrı şeyler olduğu için şu an Kotlin'in, yani yine JetBrains'in böyle bir projesi var. Yakın zamanda büyük ihtimalle stable versiyonda yayınlanacaktır. Tabii ekstra kütüphaneler var böyle. React Native olsun, Flutter olsun. Flutter zaten yine Google tarafından geliştirilen bir framework. Yine React Native var, Facebook tarafından geliştirilen. Kotlin'in de böyle bir projesi var. Ve yine bu da native olarak geçenmiş. Yani React Native biraz daha hibrit diyebilirim. Yani diğer bu frameworklere göre. Bu şekilde. Ve birkaç tane sintaksından bahsedebiliriz Kotlin'in. Kotlin'in sintaksı birçok, bazı yerlere Java'ya benzer. Yani birçok dilden zaten besleniyor. Her dil birkaç farklı dilin iyi yanlarını alarak ortaya çıkıyor. Hani sıfırdan hiçbir dil işte yeni bir paradigma, yeni bir şey ortaya koymuyor. Genelde her dilin şurada iyi olduğu taraflarını alıp onu birleştirip bize bir kolaylık sunmaya çalışıyor. Yine basic syntax'ı, işte properties veya function'lardan başlayacağız. Kotlin zaten kendi başlığı, güzelliği şurada da var. Functional bir dil de aynı zamanda. Object oriented geliştirme yapabildiğin gibi functional programming içinde kullanılabilen bir dil. Kendi zaten basic şeyinde, syntax'ında functional olarak, yani yine giriş şeyi C'den, C++ kullanan arkadaşlar varsa main fonksiyondan başlayan bir yapısı var. Ama tabii yine Java, JVM dili olduğu için de object oriented, işte nesneye dayalı programlama içinde kullanılabilecek. Zaten Android'de de göreceğiz. Yapısı var. Bu basit bir yine main fonksiyonu. Burada main fonksiyonu nedir? İşte argümanlar alan. Çünkü argümanlar alır. İçinde eğer varsa, bu boş da gelebilir bu arada. Uygulamayı çalıştırırken bizim verdiğimiz argümanları buraya taşıyor. Burası boş da olabilir. Yine C veya C++'daki ne yapıya bir benzer. Buradan işte ne yapmış? Val değişkeniyle, yani val declaration ile, bu ne demek? Bir value ayar set edeceğimizde eğer ilerleyen süreçlerde değişmemesini istiyorsak bunu val ile tanımlarız. Yani Kotlin'deki, Java'daki bir değişkeni tanımlayıp bu değişkenin değerini sürekli değiştiremeyiz. Eğer val ile tanımladıysa, değiştirebildiğimiz tanımlama tipleri de var. Bununla birazdan üzerine geleceğiz. Buraya ekrana işte hello developer student club diye ekrana yazacaktır. String bir değer tanımladığı için. Burada yine değişkenin tipini belirtiyoruz, string diye. Burada primitive tipler yine aynısı var Java'daki gibi. String olsun, integer olsun, double, float hepsi mevcut. Burada string yine Java'da da büyük harfle başlıyor. Kotlin'de aynı şekilde. Kotlin'de genelde bütün bu type'lar büyük harfle başlıyor olacak. İşte int, float, double. Onun dışında burada bir tane if else statement'ımız var. Yine Java'dan da tanıdık olan. Yani burada şey de bahsedebiliriz. Function tanımlama nasıl oluyor? Java'da genelde void deyip devam eder. Bir metot tanımlayacağımızda veya function. Ama Kotlin'de genelde hep fun'la başlar. Ve dönüş tipini şu iki parantezin, aç kapa parantezinin sonunda bize geri getirir. Şu an bunun değeri void. Void'in Kotlin'de karşılığı unit. Hani herhangi bir değişkin değer geri döndürmeyecek. O zaman bu metodun sonuna, function'ın sonuna herhangi bir return değeri vermeden function'ın işlemini bitirecektir. Burada if else yine Java'dakine benzer.
İşte eğer senin condition'ı sağlıyorsa burası çalışacaktır. Sırayla kontrol ederek devam ediyor. Kotlin'de bunun farklı yapılabilecek bir hali daha var. Çok daha güçlü bir o statement control şeyi aslında. Biraz ona da bahsederiz. Burada dediğim gibi değişkeni metoda function'a gönderirken bu şekilde value ve tipini yazıyoruz. Bunun sonuna işte virgülle değişkenler, ihtiyacı olan değişkenleri verebiliriz. İstediğiniz zaman uzatabiliriz. Böyle bir single line declaration yapabiliriz burada. If value eğer sağlıyorsa visible olsun, sağlamıyorsa gone yapsın. Bu Android üzerinde çalışacak bir kod parçası gibi duruyor. Yine aynı şekilde biraz önce bahsettiğim o güçlü dediğim statement yapısı bu. When. Bu biraz daha if, else if şeyinden bizi kurtararak tek scopus içerisinde bize daha yalın, daha anlaşılır kod yazmayı aslında sağlıyor. Burada dediği gibi bir enum klası oluşturulmuş. Start in progress done error. Mesela diyelim ki mobil bir Android uygulamada ben bir HTTP isteği atıyorum. Bu isteğin şeye bölmüşüm sırada işte. Start etti, in progress, done veya error gibi bitti. Bunun life cycle'ını bunun üzerinde işte geri dönen sonuca göre start olduğunda ne yapabilirim? Ekranda bir yükleniyor, loading progress barı gösterebilirim. Başlat derim en azından. Bu yine burada süreci devam ettirebilir. Daha sonra done olduğunda kapatabilirim, error olduğunda mesaj gösterebilirim. Ve en sonunda Java'daki switch, aslında switch'e benzer bir yapısı da var bunun, bu when yapısının. Switch, if else, ikisinde tek bir şeyde birleştirilmiş gibi kullanılabilir. En sonunda hiçbirini sağlamadığı bir durumda else olarak buradan işte bu kod parçasını çalıştır diye verebiliyoruz. Yine buradan Java Kotlin'in güzel yanlarından bir tanesi bu. Her statement'tan dönen değeri ben şeye atayabilirim. Burada tanımladığım değişkene atabilirim. Aynısı burada if else'de de vardı. Buradan statement'ın sağladığı değeri benim tanımladığım değişkene atayabiliyor. Bunlar genelde bize çok rahat aslında kod yazmayı sağlıyor. Çünkü ne olur Java'da bu? Önce ben değişkenimi tanımlarım. Sonra değişkenimi her bu şeyin içinde, state'lerin içinde atama yapmamı bekler. Ama buna tabii bu Java'da yokmuş şu an. Aslında Java'nın yüksek versiyonları var ama sektörde Java'da üzerinde bir an önce güncelleme yapmak çok kolay değil. Şu an Java 16-17'leri hatta 19 da var diye biliyorum ama olsa da Java 8 çok yaygın olarak kullanılıyor. Burada koda atamayı yapıyor ve burada biraz önce bahsettiğim gibi function'ın dönüş tipini burada belirliyoruz. Son return ile beraber bu değişkeni çağrıldığı yere geri döndürebiliriz. Yine direkt return deyip when'in sonucunu da döndürebilirim. Bu da bir ekstra Kotlin'in bize verdiği bir kolaylık. Hani büyük ihtimalle bir sonrakinde de şu an koymamış. Hani daha da kolayı return de vermem, değişken tipini de, dönüş tipini de belirlemem. Direkt burada eşittir deyip when'e eşitleyebilirim bu metodu. Nasıl bir değişken tanımlıyorsam bu metoda, bu function'a ben bu when'in sonucunu atayabilirim. Çağırdığım yerde direkt zaten onun dönüş tipini olsun işte ne olduğunu biliyor olacak. Hani bu işte şu süslü parantezleri fazla yazmaya gerek yok. Ha, yerine göre bu okunabilirliği düşürebilir tabii. Ben bir metoda baktığımda derim ki hani dönüş tipine hani şuralar tabii 1, 2, 3 bunlardan da anlayabiliriz ama bunlar başka bir metodu çağırıyor olabilir. Hani biraz okunurluluğu düşürebilir yerine göre ama bazı yerlerde çok ihtiyaç yoksa eğer boilerplate koddan kurtarma adına direkt eşittir deyip when statement'ın değişkenini sonucunu geri döndürebiliriz metodu function üzerinden. Yine for'larımız var. Java'dakine biraz benzer değil. Daha çok for each'e benzeyen bir yapısı var. Burada yine listenin içindeki her bir değişkeni bu tanımladığım guess değişkenini atayarak ekrana yazmama sağlıyor. Bu print elen dediği işte boşluk bırakarak ekrana yazıyor. Eğer print deseydi yan yana yazacaktı. İşte bu yeni new line anlamına gelen bir yapı. Kotlin'in güçlü olduğu yer yine Java'da da var collection'lar ama Kotlin'de de biraz daha Java'nın collection'ları biraz versiyonu yüksek
belli bir versiyondan sonrasında daha çok kullanışlı elveriyor kullanmaya. Kotlin'in kendisinde var zaten yine Kotlin Collections diye dokümanlarını okuyarak da ulaşılabilir. Çok fazla collection extension metotları var. Birazdan extension metotlardan da bahsederiz. Çok fazla kolaylık sağlayan, yine bizi ekstra kod yazmaktan kurtaran metotları var. Burada dediğim gibi mesela bu da büyük ihtimalle bir extension metodu. Diyor ki with index. Bu ne demek oluyor? Ben burada tanımladığım parantez içinde iki tane değişkene bunun bu with index'in iterate ettiğim liste içinde hem indeksini dön hem de o indeksteki değeri guest'e ata. Önce index, daha sonra guest. Bunun farklı yapıları da var. Hani bu for belki kullanılmıyor. Çok fazla ben kullanmıyorum mesela. Eğer bir liste varsa onu listenin içine dönmenin çok farklı yolları var. İhtiyaca göre çok fazla extension metodu var bu konuda. Yine ekrana hello ve indeksiyle değerini yazıyor olacak. Yine listemin değerini burada Java'ya benzer bir şekilde string olarak belirlemişim. Ha mesela bahsettiğim extension metotlarından bir tanesi. Collection API içerisinden gelen bir extension metodu bu. Bütün guest'leri ekrana yazdır. Bunu nasıl yap? For each, her içini burada ben bir tane scope açıyorum for each'ten sonra. Buradaki değişkene hepsini tek tek atayarak yine ekrana benim yazmamı sağlıyor. Aslında Java'dan buradaki fark ne bu? Mesela Java'daki yapıya ben nasıl benzetilebilir? Eğer Java'da bir tane ne tanımlanabilir? Bir interface aracılığıyla buraya içine döneceği metodu vererek geri çağrılabilir bu guest metodu. Ama bu Kotlin'in yapısından şeyden higher order metotlar birazdan onlardan da bahsederiz sırası geldiğinde. Bize böyle kolaylıklar sağlıyor. Biraz önce bahsettiğim val değişkeni vardı. Val değişkeni bir daha değiştirilemez. Yani mutable bir değer değil. Tekrar üzerine değişken değeri bir kere atandıktan sonra değeri olur. Bir daha işte şu değeri atayım gibi bir şey diyemiyoruz ama Kotlin bunu da sağlıyor. Tabii bu da var statement'ıyla şey yapılıyor. Tanımlanıyor. Diyorum ki Wellington işte demişim ki string tipi. Daha sonra bunu değiştireceğim. Name'in değeri artık Chico oldu. Burada mesela birazdan bahsedeceğiz. Hani şu an bu değer bir null atanamayan bir değer. String direkt vermişiz. Bu değere null tanımlayamazsın. Eğer bu değere null tanımlamak istersen compile hatası verecektir direkt. Hani runtime'da değil. Ben compile ederken bu kod çalışmayacağını anlıyor olacağım. Yine integer bir değişken oluşturmuşum. Daha sonra değerini değiştirmişim. Bu da yine bahsettiğim büyükle başlayan bir primitive tip. Yine metot tanımlama biraz önce de bahsettik. Fun'la başlıyor. Metodun ismi boş bir metot. Herhangi bir değişken istemiyorsa normal parantez aç kapa ve bu kadar. Geri dönüş tipi unit olan. Unit ise eğer bir şey yazmamıza gerek yok. Buraya unit de yazılabilir ama gerek yok. Zaten IDE büyük ihtimalle buna işte gereksiz bir kod der, silmeni önerir falan gibi güzellikleri var. Yine IntelliJ'in kendi IDE'lerinde, Android Studio'da bu tipleri veriyor olacaktır. Yine bu şekilde dönüş tipini tanımlıyoruz bir metodun, function'ın. Geri dönüş tipi string'miş. Hello yazacaktır çağrıldığı yerde. Yine burada değişkenlerimi vererek cümleyi istediğim gibi tanımlayabilirim. Bir güzelliği de Java'da olmayan yine Kotlin'in function'larının özelliği olan ben bir metot tanımladığımda içerisine verdiğim bu variable'lara, değişkenlere default bir değer atayabilirim. Eğer ben çağırdığım yerde bir değişken vermezsem şu an tek parametre olduğu için direkt greeting aç kapa aç parantez kapa parantez deyip çağırdığımda bunun default değeri Chico oluyor olacak. Hello Chico diye ekrana yazacaktır. Ama dışarıdan edip verirsem hello edip yazacaktır ekrana. Bunu override edip onu değişkeni yazacaktır buraya. Bu çoğu şeyde ihtiyacı olabilir. Yani default değerlerin vardır. Hani bu metot bazı default değerlerle de çalışabilir diyorsak onu buralara tanımlayıp herhangi bir değişkene ihtiyacı olmadan metot çalışıyor olacaktır function. Biraz önce bahsettiğim when'i eşitle atama aslında bunda da yine benzer bir yapı var burada. Ben demişim ki direkt bu metoda, bu function'a hello
Chico'yu atıyorum. Geri dönüş tipi, geri dönüş değeri bu olmuş oluyor. Yine tipi burada belirtilebilir. Eşit var, eşittir var diye belirtmeyeceğiz diye bir şey yok. Belirtilebilir. Okunurluğu biraz daha artırmak adına. Hani eğer bir metot gövdesi varsa burada. Bu şekilde de sağlanabilir. Evet, biraz önce bahsettiğim extension metotlar. Extension metotlar Java'da yine yani direkt olmayan ama dolaylı yollardan yapılabilecek metotlar aslında. Hani burada extension metot desek de benim double değerim, double instance'ıma ekstra bir şey tanımlamıyorum aslında. Benim aslında double instance'ını alan bir metodum var. Bu metot da bu double üzerinde bir işlem yapıyor. Ne yapıyor? Exponent demiş. Ne yapmış? 2 0 pol. O 2'nin 10. kuvvetini almış mesela. Gibi düşünebiliriz. Burada 2 0'a bir extension metot yazmış oldum. Ben bu metodu her yerden çağırabilirim. Yine işte double instance'ı elimdeyse eğer nokta pol deyip buraya 10 veririm. Ona göre burada işlemi yapıp bana değeri geri dönüyor olacaktır. Tabii bu nokta deyince direkt karşına çıkmayabilir. Bu biraz IDE'nin de yardımıyla daha çok bulunabilen metotlar. Hani eğer ben nerede tanımladığımı biliyorsam direkt yazarım zaten ne çağıracağını. Ama mesela IntelliJ gibi IDE kullanıyorsam double nokta dediğimde hem double'ın kendi yine var olan function metotlarına ekstra extension metotlarına ulaşabiliyor olacağımdır. Yine bu şekilde tabii istediğimiz her instance'a extension metot yazılabilir. Burada this dediği de yine bu double'ın değeridir. Function'ın içi this dediği şey double olacaktır burada. Yine bu double'ın altındaki bütün metotlara erişiyor olabileceğim bunun içinde. Bu function'ın içinde. Eğer burada ne bileyim nesneye dayalı bir geliştirme yapıyorum. Bir araba nesnesi oluşturdum. Arabanın altındaki metotlara bu metodun içinde ulaşabiliyor hocam. Infix metotları yine biraz daha okunurluluğu yani biraz daha göze hitap eden bir şeyler de var. Declaration tipleri de var Kotlin'de. Burada herhangi bir noktaya vermeden veya açık kapalı parantez yapmadan bu şekilde de çağırabilirim bu extension metodu. Yine 2'nin 10. kuvvetini alarak bize geri döndürecektir. Yine aynı şekilde hiçbir fark yok. İçerideki her şey yine double instance'ın içindeki her şeye ulaşabiliyor olacak. Bu yine bir class yapısı. İşte Java'dakine benzer bir yapısı var burada. Bu yine visibility modifier'larım. Private, default'u public'tir. Eğer bir şey koymazsak public olacaktır. Yine protected, private, public gibi 3 farklı visibility modifier'larımız var. Değerini atamış burada. 0 vermiş. Yine bir tane method function oluşturmuş. Burada bir işlem yapmış. Username ve password bekleyen doğrulama yapan döngünün içinde yine while döngüsü Java'da da var. Burada yine continue dediği yerde işte 3 kere dene. Daha sonra eğer 3. de geçince geriye false dön. Doğrulama yapamadığını bildirecektir geç çağrıldığı yere. Bu basit bir class Java'dakine benzer. Çünkü Kotlin'de daha yine güçlü bir class şeyi var. Yelpazesi var. Biraz onları da göreceğiz örneklerde. Data class. Şimdi data class da class'ın farkı ne? Data class en az bir tane constructor'dan çağrılan metodu olması gerekiyor. Bu ne demek? Yani data class'ın asıl amacı mesela bir proje geliştiriyorsun, veri taşıyacaksın bir yerden bir yere, yine bir ekrana bir veri taşıyorum gibi olaylarım var. Bunu data class'larla sağlayabilirim. Bunu normal class'larla da sağlayabilirim. Tabii data class'la sağlayabilirim. Burada ne güzelliği var? Data class bize yine birçok boilerplate kodu yazmamıza gerek olmuyor, bırakmıyor. Mesela toString metodu hepsinde vardır. Java'da da Kotlin'de direkt base hani metotlardan bir tanesidir. toString metodu data class'ta direkt bu class'ı string'e çeviren metodu halihazırda vardır. Normalde Java'da olsaydı veya class yazsaydık buna bizim override edip yeni bir toString metodu yazıp İçinde ne döndürmek istiyorsak burada yani mesela attempts'leri döndürmek istiyorsak onu döndüreceğimiz bir yapıda olması gerekiyor. Ama bu okunurluluğu yüksek bir şekilde işte değişkenin kendi adı, değeri şekilde yazacaktır. Yine data class'ları direkt bu karşılaştırma içinde kullanılabiliyor. Direkt eşit eşittirle kullanılabilir. Normalde Java'da eşit eşittirle referansını kontrol edersin. İşte equals'da içerindeki değeri
karşılaştırırsın. Ama burada direkt eşitle hem değerini hem referansının eşit olup olmadığını kontrol edebilirsin. Direkt bunu sağlayacaktır. Burada bir tane Java karşılığının örneği verilmiş. Yine basit bir, yani şuradaki data class'ın Java'daki karşılığı bu şekilde. Buradaki encapsulation'a gerek yok. Ben burada direkt private modifier'ımı veya public, bu şu an var deyince public dışarıdan bu setlenebilir. Çünkü var demişim, değişebilir. Bunu val da verebilirdim. Eğer val deseydim ilk construct ettiğim anda verdiğim değerlerle yoluna devam edecekti. Daha sonradan değişemeyen değerler olacaktı bunlar. Ama şu an mutable değerler, değişebilir. Ulaşılabilir bu arada daha sonra. Ben bunun instance'ına nokta deyip bu username veya age değerine ulaşıp değiştirebileceğim yapıda. İşte burada işte get, set metotları, yani o encapsulate metotlar dediğimiz yapıları bizim için zaten halihazırda oluşuyor. Çünkü bunlar artık çok temel şeyler. Hani Java'da bu direkt olmuyor genelde. Kendimiz oluşturuyoruz. İşte Pojo class dediğimiz veya onları oluşturuyor bize direkt. Yine bildiğimiz Java'da da olan interface'ler, burada metotların body'siz bir şekilde tanımlayabiliriz. Bunu implement ettiğimiz class'lara bu iki metotla tanımlamanızı zorlayacaktır. Eğer tanımlamazsak direkt compile time hatası alacaktır zaten. Bir farklı şeyi ben birazdan gelmemiş, belki gelir yine bahsederiz. Burada Java'da olmasa da Kotlin'de bir interface içinde metoda body verebilirim. Bu default body'si olacaktır. Eğer ben burada body verirsem implement ettiğim yerde benim implement etmemi zorlamayacaktır class. Yani Kotlin'in compiler'ı. Direkt burada default bir işlemde yapabilirim içeride. Empty list döndürebilirim. Default listim vardır, onu döndürebilirim çağrıldığı yerde. Bir class'a implement edilmiş hali bu şekilde. Java'da böyle bir Kotlin'de şu bir yapı da var. To do deyip içinde not yet implemented. Bu zaten eğer kullandığınız idelerde göreceksiniz. Eğer kullanan arkadaşlar var da görmüştür. Eğer bu şekildeyse benim herhangi bir return demeden compile etmesine izin verecektir class'ın. Ama ben tabii bu metodu çağırdığımda hata alacağım. Crash olacak. Hani implement edilmeyen bir metot diye geri dönecektir. Sadece eğer bunu ben oluşturayım daha sonra kullanacağım deyip oluşturabilirsiniz ama tabii biraz tehlikeli. Bu herhangi bir uyarı vermez. En fazla to-do'ları bulur ide. Böyle böyle to-do'lar var. Bunlara göz at tarzında dikkatli olmak gerek. Şimdi boş bırakmamaya çalışmak gerek. Şimdi Java'da biliyorsunuz statik yapılar var. Statik dediğim değişkenler oluşturabilir, statik metotlar oluşturabilir, statik class'lar oluşturabilir. Bu değişkenler, metotlar uygulamamız ayağa kalkarken veya aplikasyon ayağa kalkarken create edilip uygulama hayatı boyunca aynı instance'ı, o değişkenin, class'ın aynı instance'ını kullanarak yoluna devam eder. Kotlin bunu biraz daha class yapısına benzer bir hale getirip object class'ları oluşturmuş. Yani object delete utilist dediğimde ben bunun içindeki metotları ekstra buraya bir statik koymaya çalışmadan veya bir şey vermeden oluşturabilirim. Bunlara her yerden ulaşabilirim. Date utilist deyip metoda ulaşırım, değişkenlere ulaşırım. Tabii private değillerse, private'larsa oluşturamam. Ha bunu bir class'ın içinde yapamaz mıyım? Bir class'ın içinde de yapabilirim. Birazdan orada gelir büyük ihtimal. Onu da bakarız, göz atarız. Basit bir class'ın, yani Kotlin'deki iki tane değişken oluşturup default değerler verilen bir şeyin Java tarafındaki, yani Java'dan da çağrılabilecek şekilde ayağa kaldırılabilir. Ben burada yine new ile instance'ını oluşturup setleyebilirim, çağırabilirim. Set name, set age gibi bu metotlar burada olmasa da zaten Kotlin kodu Java'ya çevirip byte koda tekrar compile edildiği için direkt bunlar da oluşuyor olacak. Bunlara da ulaşabileceğiz bu sayede. Tabii bunların yine public olması gerekiyor. Şunu yine Java tarafından oluşturulan bir class. Java'dan farkı, instance oluştururken new dediğimiz şey yok burada. Yani new'le değil, direkt class'ın ismi aç parantez kapa parantez bu şekilde instance'ını oluşturup yoluma devam ediyorum. Buradan da setleyebilirim direkt. Direkt okuyabilirim. Set get metotları olmadan nokta name deyip hem okuyup hem setleyebilirim değişkenleri. Şu statik herhalde onu burada atlamış. Ben ufak bahsedeyim. Bu object class'ı herhangi bir class'ın içinde de oluşturabilirim. Bunu nasıl yapabilirim?
companion object denen bir yapı var. Şeyde de. Mesela nasıl gösterebilirim örneğini? Ben mesela bir view model class'ım Android tarafında companion object diyerek yine bu class'a ait statik değişkenler oluşturabilirim. O object class'ın içinde ne yapıyorsam bu companion object'in içinde de aynı şeyleri yapabilirim. Buraya private veririm, sadece class'ın içinde kullanabilirim. Public derim, her yerden ulaşılabilir. Main view model nokta deyip bu değişkenlere, function'lara, eğer içeride class oluşturursam o class'a hepsine ulaşabiliyor olacağım. Evet, gelelim Kotlin'in asynchronous programming dediği şeye. Bunun ne aracılığı yapıyor? Kotlin'in coroutine kütüphanesi aracılığıyla yapıyor. Ne artısı var? Okunulabilirliği çok yükseltiyor bu Kotlin coroutine dediğimiz kütüphane. Ona birazdan örneklerde göreceğiz. Bundan sonra tabii biraz Kotlin'in basit olarak bu şekilde. Varsa arkadaşların soruları bu arada yazabilirler yine. Ufak bir Kotlin'e ara verip daha sonra Android tarafında Kotlin nasıl kullandığımızı, Android üzerinde biz neler yapıyoruz, neler kullanıyoruz onlardan bahsedeceğiz. Zaten platformdan bahsederiz. Android komponentlerden ve lifecycle'lardan bahsediyor olacağız. Bunlar da Android'de aslında son 4-5 yıldır çok popüler bir şekilde kullanılan yapılar. Yine Google tarafından geliştirip bizlere sunulan UI komponentler, yine Activity ile başlayıp daha sonra fragmentlarla biraz daha popülerleşen fragmentlar şu an daha çok göz önünde kullanılması önerilen yapılar. View'larda UI üzerinde kullandığımız zaten butondur, tekstler. Hepsi birer view. Navigation olayı zaten yine bu evrildi farklı bir yapıya. Çok daha farklı bir alternatif sunuyor şu an. Hani background'ında aynı şeyler aslında bizim kendi oluşturduğumuz veya her geliştirici, her projesinde bunu farklı yapıyordu daha önceden. Hala yapılabilir bu arada. Hani onlar da desteği yok değil. Ama şu an Google işte bir tane nasıl diyeyim? Yine kütüphane aslında. Bir tane kütüphane, Navigation kütüphanesi yayınladı. Android Architecture komponentlerle beraber. Orada bize yön etmesini, ekranlar arasında veri taşımayı işte kolaylaştıran bir yapısı var. Biraz da yine Presentation Layer Patterns demiş. Yani hepimizin duyduğu MVP, MVVM, yani MVX direkt. Bu uzuyup gidiyor. MVC'ler var, MVI'lar var. Yine iOS tarafında veya Android tarafında çok farklı paternler var. Onlarda biraz bahsediyor olacağız. Zaten artık en popüler olan Android geliştirmede herkesin varmaya çalıştığı yer Clean Architecture. Biraz da bu kültür haline de gelmeye başladı. Çünkü bir developer tabii ömrü boyunca aynı yerde çalışmıyor. Hep farklı yerlere gidebiliyor. 2 yılda olsun, 3 yıl olsun veya şeyine göre. Gittiği yerlerde İnsanlar aslında her developer bildiği bir yapıya gitmek ister. Hani her şeyi yeniden öğrenmeye çalışmak istemez. Çünkü Android tabii öyle esnek bir yapı olduğu için herkesi istediği gibi geliştirme olanağı sunuyor. Ama günün sonunda bütün developerların da hani ortak bildiği bir yapı. En azından Clean Architecture biraz bunu sağlamaya başladı artık. Biraz da onların da örneklerini gösteririz. Tanıdık geliştirme ortamlarına gitmek ister. Yani gittiğinde de bir an önce ekibe dahil olmasını, bunu şirketler de ister bu arada. Yeni bir çalışanı başladı, hemen ondan verim almak ister. Hani şirket ister ki ilk gün direkt şey olsun diye katkı sağlasın. Tabii hemen olmuyor bu. Olduğu senaryolarda vardır tabii ama biraz da projeye alıştıkça bu olacak. Arkadaşların da sorusu varsa yine alabiliriz. Burada Kotlin'i nerelerden öğreneceğiniz birkaç tane link var. Bunu yine paylaşılıyor da olur. Kotlin'in zaten kendisinin dokümentasyonu gayet anlaşılır ve geniş diyebilirim. Komüniteler yine aynı keza var. Slack üzerinden katılabileceğiniz, ne bileyim farklı ortamlarda, Telegram olsun, her yerde bulunmaya çalışıyorlar. Şimdilik Kotlin için benim basic olarak, syntax olarak anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşların
sorusu varsa isterse birkaç tane soru cevaplarız. Daha sonra biraz da Android üzerinden devam ederiz. Zaten 40 dakikamız da olmuş. Evet, elinize konuda sağlık. Çok teşekkür ederiz emekliniz için. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa bu arada alabiliriz. Edip Bey cevaplayabilir. Bir soru geldi galiba. Evet. Flutter ve Kotlin arasındaki yazılım biçimleri. Şimdi Flutter Dart dilini kullanıyor. Dart dilinin sintaksı biraz daha farklı Kotlin'den. Benim yani burada daha iyidir veya bu daha zordur diyebilecek kadar Flutter tecrübem olmadı. Belki olan arkadaşlar varsa onlar da yorumlayabilir biraz. Kotlin daha çok nasıl diyeyim Java alışkanlığı olup o arkadaşların geçmesi kolay olacak bir ortam. Hani Kotlin deyince aslında farklı bir alana geçmiyorsun Java ile development yaptığın ortamdan. Aynı ortamdasın, sadece farklı sintaksta bir dil kullanıyorsun. Bütün hani o Android proje structure'ın hani nasıl diyeyim folder'ları olsun, o işte resource'lara nereden ulaşıyoruz, manifesto'da neyi neye tanımlıyoruz, her şey aynı. Herhangi bir fark yok. Flutter biraz daha farklı bir framework olarak burada yer alıyor aslında. Hani nasıl React Native farklı bir framework ise Flutter farklı bir... Flutter Dart dilini kullanarak bu gelişmeyi sağlıyor. Oradaki yapı biraz daha farklı olabilir. Tam tecrübe etmedim ben henüz. Belki Adnan falan arkadaşların tecrübeleri vardır bu konuda. Onlar da bahsedebilir. Ama günün sonunda aslında aynı platforma yazıyorsunuz, yazılıyor. Bir framework için yazdığın için, hani Android için yazıyorsun. UI tarafının haricinde ben logic tarafında hani sadece syntax değişir. Yine aynı logicleri kullanarak işlemler yani uygulamanızı geliştirebilirsiniz. Burada hani şu daha iyi, bu daha iyi gibi konuşmak ne bileyim çok şey olmuyor. Burada ihtiyaçlar ön plana çıkıyor aslında. Hani benim ihtiyacım ne? Eğer hızlı bir geliştirme yapıp ve Android, iOS'u da kapsasın diye istiyorsam veya farklı platformları, Flutter'ın çünkü sadece Android, iOS değil yine masaüstü desteği de var diye biliyorum. Çok farklı platformlara uygulama çıkarılabilir aynı anda. Bu güzelliği sağlıyor. Hızlı bir development süreci sağlıyor. Ha, Kotlin'de veya benim en azından şu an çalıştığım alanda sadece Android'e biz yazıyoruz. Hani iOS geliştirme ekibimiz farklı, Android geliştirme ekibimiz farklı. Ha, Flutter burada biraz daha toparlıyor environment'ı. Sana tek yerden her iki uygulama içinde, yine React Native de aynı şeyi yapıyor bu arada. Biraz önce bahsettiğim KMM, Kotlin multiplatform da aynı şeyi yapıyor. Yani burada zorluktan değil, daha fazla, daha çok neye ihtiyacın olduğunu karar verip ona göre ilerlemek lazım. Yoksa hani ikisi de büyük ihtimalle sonuç olarak aynı süreçlerden geçip bir uygulama geliştirme sağlıyor sana. Peki ben bir soru sorayım o zaman, aklımdaydı aslında. Tabii. Kotlin veya işte Swift için baktığımızda Flutter aslında her ikisinde yapabilen bir şey. Türkiye'de geleceği var mı acaba Türkiye piyasasında? Yani yurt dışında sanırım biraz daha var. Ama Türkiye piyasasında bir tık daha sanki daha az gibi. Gelecek vaat etmesinden. Evet. Ya gelecek vaat etmesinden yana genelde de biraz önce bahsettiğim gibi genelde startup gibi yerler, hani şu an ben biraz, bu benim kendi kişisel düşüncem. Hani eğer ben bir startupsam, biraz kaynağım azsa, hızlı bir development süreci istiyorsam Flutter üzerinden bunu ilerletebilirim. Veya Kotlin'in multiplatform üzerinden. Ha, bu her zaman tabii böyle olması zorunda değil. Nasıl olur? Çünkü yani günün sonunda Android, iOS diye ekipler ayrılınca her iki şey içinde ayrı, iki tane ayrı gelişme yapıyorum. Aynı logiği iki kere yazıyorum aslında. Hani ben burada ne yapabilirim? Flutter veya Kotlin'in multiplatformla logiği tek bir yerde toplayıp sadece UI yazarım ayrı ayrı. Bana hem mühendisin zamanından kazandırır, hem kaynaktan kazandırır bana. Hani burada biraz şirketlerin cesur adım atması gerekiyor. Flutter da sana natif bir şeyi sunuyor aslında. Hani buradaki en şey de bana natif bir his verir mi? Şirketler genelde benim en azından tecrübe ettiğim bazı yerlerde hani natif olsun, ben natif bir experience hani bir şey sunayım. Hani mesela bu arada React Native şey yapıp geliştirip sana natif tecrübe şeyde sunanlar da var, deneyimi. Mesela Akbank uygulamasını ben React Native olduğunu biliyorum. Flutter kendine yer bulacaktır. Var da bu arada hani Türkiye piyasasında. Biraz da bu aslında developer'ın da hani şey, mesela
piyasada Flutter'ı bilen developer ne kadar çok olursa, yani ne kadar kendini bu alanda geliştiren veya ben Android yazıyorum, sadece Android üzerinden giderim demeyip yandan Flutter da öğreneyim, hani bir genel kültür olarak yarın gittiği bir yerde bunu da kullanabilir. Yani biraz da aslında o developer'ın da ülkede bulunmasından ben sağlar diye düşünüyorum. Hani bulamazsa çok o tarafa geçemez. Ha, biraz da şey gibi verilecek bir neden, şey, karar. Hani ama yapılabilir. Bu nasıl yapılır? Ufak ufak başlanır buna. Şirketler genelde böyle dener bunları. Hani nasıl diyeyim? Benim bir altyapım vardır. Hani böyle bir teknoloji varmış. Bizim şu ihtiyacımızı giderebilir. Küçük tarafını onunla bir yapalım diyebilir mesela. Daha sonra baktığı evet işini görüyor. Biraz daha büyütür. Farklı şeyler yapar. Mesela bir örneği vardı. O biraz hani Flutter büyürme veya React Native gibi hibrit şeyler daha da büyürme. Mesela Airbnb vardı. Ben React Native'in en büyük böyle zaten çok fazla kütüphanesi de var React Native için. Kendi uygulaması için kullanıyordu. Ama günün sonunda tabii ne oluyor? Şu an Flutter için bu belki geçerli olmayabilir ama React Native geri kalabiliyor Android ekosisteminden. Ne olur? Android'e bir yeni bir kütüphane çıkar, bir yeni bir gelişme olur. Bu React Native biraz sonra gelir. Hemen gelmeyebilir. Veya bütün ihtiyacını karşılayabileceğin bir kütüphane bulamayabilirsin. Bunu oturup hem iOS'u hem Android'i cover edecek bir kütüphane yazman gerekebilir. Hani bu gibi eksileri var. Hani Android veya iOS'a native yazıyorsan bu direkt zaten bu platformu geliştiren işte Google'dır, Apple gibi şirketlerden bunu sağlayacaktır. Hani o gibi artısı eksisi olabilir. Bu tamamen yine ihtiyacı yönelik aslında. Hani sırf hani ben farklı bir şey yapıyorum diye de ne bileyim KMM olsun, React Native olsun projelere gitmeyebilir. Biraz bu ihtiyacı yönelik karar aslında. En azından benim kendisi hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka soru şu an yok galiba. Tamam. O zaman bir ara verelim. Olur. Ne kadar verelim? 10 dakika. Uygun mu ya? 15 dakika. 15 dakika uygundur. Tamam. Arkadaşlar 15 dakika bir ara vereceğiz ve 15 dakika sonra devam edeceğiz. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Bu arada formlar gönderilecek yayındayken. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Her iki yayındaki formu doldurduktan sonra sertifikanız hafta içi gönderecek size sertifikalardan. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Selamlar. Selamlar. Evet, çayımızı kahvemizi aldıysak, biraz dinlendiysek kaldığımız yerden devam edelim. Selamlar tekrar. Evet, arkadaşlar selamlar yazmaya başladı. Gelmişler onlar da galiba. Tamamdır. Biraz da Kotlin'i Android'de nasıl kullanıyoruz veya Android'de neler yapıyoruz ondan bahsedelim. Yine sizin ekranınızı alalım yayına ve başlayalım, olur mu? Tamamdır. Tamam, hemen alalım yayına. Eğer ideyi kurmayan arkadaşlar varsa veya kurmak isteyen arkadaşlar varsa yine direkt Android Studio'yu indirip kullanabilir. Bu neresi var mesela? Direkt yani buradan indirebilir. JDK falan zaten yine içinde geliyor ama tabii kurulan arkadaşlar varsa kendisi ayrıyetten kurup yolunu verip çalıştırabilir. IntelliJ de kullanılabilir. Ayrıyetten yine IntelliJ zaten Android Studio'da geliştireceğiz. JetBrain, IntelliJ üzerine de Android geliştirme tool var ama tabii Android Studio yani her şeyi karşıladığı için Android Studio kullanmak daha rahat olacaktır geliştirme süreçleri için. En basit yapıda böyle bir ekran karşılayacaktır proje oluşturduktan sonra kullanıcıları. Burada bir view üzerinde işlem yapmayı sağlayan bir editör var. Burada bu direkt taşı bırakla da ekrana buton konulabilir veya text view olsun. Bunun yine teksti nasıl olacağı, nerede duracağı hepsini taşıyarak verilebileceği gibi şuradan şu üç ikon görünen ikonlardan değişiklik yaparak mesela onu da şöyle göstereyim. Direkt burada. Benim bir activity ekranım var. Burada istediğim teksti, işte buton, widget, neler istiyorsam hepsini burada görebildiğim gibi. Bunları buraya taşı bırakla da yapabilirim. Ekstra eğer arka tarafta ne olduğunu görmek isterse mesela bir tane buton image, bir tane buton bıraktım, çektim buraya. Bıraktım diyeyim. Bu butonun nerede duracağını falan ayarlanabilir. Şurada zaten yine sağ tarafta hangi özelliklere sahip olacağını setlenebilir. Ekstra direkt buradan XML üzerinden de bu işlemler yapılabilir. Constraint layout içine sonradan aslında gelen bir layout bu Android ekosistemine. Daha önce işte relative, linear layout, frame layout, farklı farklı layoutlar var. Tabii hepsinin kullanım amacı farklı. Onlardan birazdan bahsediyor oluruz. Karşılayız. Böyle bir ekran karşılayacaktır. Direkt yeni bir proje oluşturabilir. Var olan açabilir. Direkt versiyon kontrollerden de getirilebilir. İşte GitHub, Git'ten, Git üzerinden. Eğer varsa eksi eskiden Eclipse üzerinden geliştirilirdi. Hala daha var mı tam emin değilim ama yani official olarak Eclipse üzerinden Android geliştirme. Ben de bayağı da bakmadım. Oradan projeniz varsa import edip son haline migrate edilebilir projeler. Yine burada sana zaten belli şeyleri soracaktır geliştiricilere. İşte nasıl bir yapıda başlasın? Direkt bomboş da başlatabilir. Hiçbir aktivite olmadan basic bir aktivite de açılabilir. O da nasıl mesela? Şöyle bir ekran karşılıyor artık kullanıcıları. Bu bayağı yine değişti. Buradan işte basic aktivite olabilir. Button navigation olan ekran bir ekran olabilir. Direkt haritayla başlatabilirsin. Yeni gelecek olan aslında burada artık yeni bir declarative UI adı altında Jetpack Compose diye bir kütüphane yayınlandı. Artık bu birazdan bahsedeceğimiz XML'lere alternatif bir geliştirme ortamı sağlıyor. Onunla da başlatabilir uygulama. Tabi bu henüz en azından çok yaygın bir geliştirme yolu değil ama büyük ihtimalle yine bu yavaş yavaş o da popülerliğini kazanacaktır bir değişiklik olmazsa.
Burada farklı yapılar var. Yine birazdan bahsedeceğimiz Clean Architecture üzerinden gideceğimizi düşünürsek Fragment artı View model yapısı da seçilerek yola devam edilebilir. Bir önce ufak, normal, sade bir yapıda bir uygulama nasıl ilerleniyor onlara konu bakarız. Daha sonra Clean Architecture ile beraber nasıl uygulama geliştiriyoruz, neler yapıyoruz, nasıl layer'lara ayırıyoruz uygulamayı, onlardan bahsediyor olacağız yine. Buradan işte ismini veriyorsun, paket adı. Bu paket adı senin uygulamanı aslında unikleştiren, mağazada da yine aynı şekilde Play Store'da farklı mağazada unikleştiren paket adı. İşte com, ne bileyim bizim için mesela bu com bir taksi, passenger yolcu denebilir mesela. Burada uygulamanın adı passenger'dır veya yani bir taksidir. Yine elinde olan domainle beraber bunu verip unique bir değer ortaya çıkartılabilir. Burada yine language'i seçebilir. Kotlin, Java ama default Kotlin geliyor. Burada nereye kaydedeceğini verip yoluna devam edeceksin. Burada hangi minimum SDK'yı kullanacağına dair bazı veriler var. Şu an hani ben sıfırdan bir uygulama açarsam 21'den başlarım. Çünkü artık 21 de çok geniş bir şeye hitap ediyor. Burada işte 4.4 yaparsan aktif Android cihazların %98'ini kapsayan bir gelişme ortamı. Yani sana uygulamanın hedef kitlesi Android kullanıcının %98'ine tekabül ediyormuş. Burada yine versiyonlar var. Artık zaten Cuma günü de bahsedildi. Bu 10'den sonra burada 11, 12. Zaten 11 şu an aktif olarak stabil versiyonu kullanılıyor. 12 de yavaş yavaş dağıtılmaya başlanacak. Burada API level'i, burada versiyon kodları var. Şu an işte Android 9P, Q, R diye gidiyor. Burada zaten yine hangi mini SDK versiyonu ne olacak? Uygulamam en düşük hangi versiyonu destekleyecek? Bu 21 veya Android 5, Android 6 değişebilir. Çünkü yine Android 5'te olsun, Android 6'da olsun büyük değişiklikler geldi. Hani bunlar biraz uygulamayı geliştirirken eğer Android versiyon şuysa şunu yap, buysa bunu yap gibi kod yazmaya neden oluyor. Gittikçe yani gün zaman geçtikçe zaten Android 5, 6 olsun, 6 olsun gittikçe zaten yukarı yukarı gidecek. O ekstra yazılan kodlar da temizleniyor olacaktır. Burada hangi SDK versiyonunda compile olsun veriliyor. Bu da yine hedef target SDK. Yani yüksek yani 30 olsun, 31 mesela şu an 31 çıktı, 12. Şu an 30'a kadar verebiliriz. 31 de verilebilir tabii ama yine 31'in ihtiyaçlarına göre uygulamanın içinde gerekli değişiklikleri yapıp öyle yoluna devam etmek gerekiyor. Yoksa uygulama compile olmaz veya zaten Play Store'a atacak olursan da bazı şeylerde kısıtlamalarla karşılaşacaktır. Yine burada bir editör ekranı, XML üzerine işlemler yapacağım. Burada senin projenin yapısı, burada hangi widget'ları kullanacaksın, burada eğer varsa bir linear layout'un içine Hello World koyulmuş, o tree'yi, ağacı göreceksin. Hello World'e tıklarsan da yan tarafta veya tıkladığın herhangi bir widget'a burada yan tarafta attribütlerini görüyor olacaktır. Buradan ismi verilebilir, ID'si verilir. İşte hangi attribütlere sahip olacağını hem buradan hem XML üzerinden setlenebiliyor olacaktır. Yine Android'in kendi zaten telefon olmasa da emülatör üzerinden uygulamalar denenebilir. Bir emülatör neredeyse bir telefonla birebir her şeyi yapabilecek bir seviyede şu an Google'ın. Daha önceden farklı alternatifler vardı. Genymotion olsun, birkaç tane daha farklı alternatif vardı. Kendi emülatörü şu an bence kullanabilecek en iyi emülatör denilebilir. Çok hızlı başlıyor zaten. Kendi kaldığı yeri nasıl telefonu on off tuşuna basar gibi açıp kilit ekranını açar gibi şey yapıyorsan o şekilde başlıyor şu an. Gerçekten çok iyi bir seviyeye geldi. Buradan yine ayarlanabilir. Hangi API'ye bakacağı, işte hangi işlemcisi olsun, ne bileyim hangi SDK'yı desteklesin, hangi ekran çözünürlüğünde olsun bunların hepsi değiştirilebilir, ayağı açılabilir. Şimdi bir Android uygulaması hangi şeylerden oluşuyor? Burada Activity, bunun içine bazı ekstralar da girebilir. Activity, Fragment, View. Yine bu bölebiliriz bu şekilde. Bu kullanıcıyla interaction'a geçen, kullanıcıyla etkileşime geçen ekranları temsil ediyor. Resources da bu ekranlar üzerinde resource ettiğimiz kaynaklar. Mesela işte ne olur? Resimler olur, tekstler olur. Yine teması olur, o ekranın rengi olur. Bunların hepsini resource altından erişilebiliyor olacaktır. Eğer belirli yerlere eklenirse. Gradle Files'da bu uygulamanın ayağa kalkması için
Belli şeyler var, ayarlar işte. Hangi ne bileyim ekstra compile time'da ihtiyacı olan bazı şeyler var. İşte target SDK gibi, compile SDK gibi. Bütün bu değişkenleri buradan sağlıyor. İşte dependency'lerim var, farklı kütüphanelerim ihtiyacı duyuyor. Hepsini bu gradle file'lar üzerinden belirleyip ona göre uygulamaya kaldıracaktır. En basit bir project structure'ı bu şekilde oluyor. Yine app dediğimiz modül bizim uygulamamızın ana modülü aslında. Buradan ayağa kalkıyor uygulama. Burada ekstra library'ler varsa nasıl library'ler? İşte bu jar dosyalar olur, AR dosyaları da olur Android odaklı kütüphaneler. Buraya hepsi konulabilir ama ekstra tabii yine Gradle üzerinden bir paket yönetim şeyi var. Sistem var. Dependency ekleyebiliriz. O dependency'ler yine Maven Central'dan, JCenter'dan, farklı yerlerden, Google'ın kendi yine source'larından temin karşılığı olacaktır. Gradle dosyasını eklendikten sonra. İşte SRC dosyası aslında source zaten. Burada testlerimiz, unit testlerimiz, Java kodlarımız, Android manifest yine benim ekranlarımı bildirdiğim, izinlerimi bildirdiğim, sistem üzerine neleri kullanacağımı veya diğer uygulamalarla nelerin etkileşime geçeceğini bildirdiğim dosyam. Onu da bunların altında belirliyoruz. Zaten yine onu da örnekle gösteriyoruz. REST'te biraz önce bahsettiğimiz resource'ların bulunduğu yer. Burada yine string verilerim, drawable'larım, ne bileyim renklerim, temalarım hepsini bunun altında farklı klasör altında veriyor olacağız. Localization'lar da yine aynı şekilde bu resource dosyalarının altında yapılıyor. Eğer varsa versiyonlamaya göre de bu değişebilir. Nasıl diyeyim? Bazı resource'lar Android 5'e kadar destekler. Bazılarına resource'un işte gerekli olan klasörün sonuna o versiyonun birleştirerek işte bu versiyondan sonrası kullansın gibi ayrılabilir. Yine bir Android şey içinde görünüm yapısı bu şekilde. Yine zaten view'ların ne olduğundan bahsetmiş biraz burada. Neler var diye view'larımız, text view'larımız var, image view'lar, button'lar, edit text'ler. Yani bunlar zaten framework'ün bize sağladığı view'lar. Ekstra kendimiz custom view'lar da yazabiliriz ihtiyacımıza göre. Bunlar da zaten biraz bahsettiğimiz. Biraz buraları hızlı geçeceğim. Yine birazdan bakıyor olacağız zaten nasıl yaptığımıza. Yine XML üzerinde çalışabileceğinden bahsediyor. Bu XML de yine biraz daha eskiye göre daha güçlü bir hale geldi. Tabii güçlü hale geldi. Ekstra şu an alternatif de çıktı. Dediğim gibi Jetpack Compose'la beraber daha farklı bir declarative UI anlayışıyla da uygulama geliştirilebilir olacak. Direkt bu declarative UI nasıl bir şey sağlıyor bize? Kotlin koduyla neredeyse iç içe kod yazmayı sağlıyor. Ben direkt döndürdüğüm bir for loop'un içinde ekrana bir buton, text view veya bir şeyler koyabiliyor olacağım. Bu XML ile biraz daha farklı bir şekilde yapılıyor şu an. En azından listeler olsun, görüntülemeler olsun. Onlardan da bahsederiz. En basit bir tane view. İşte demiş ki genişliği, yüksekliğini burada belirtmiş. Wrap content dediği yani içeriği kapsasın. Yani bunlar biraz da geçiyorum. Tekstini veriyorum. Her şeyini verebilirim. Buna direkt dışarıdan değil de tekstini değiştirebilirim. Nereden çağırıyorsam, hangi fragment veya view veya activity üzerine setlediysem bu layout objesini onu oradan çağırıp setleyebiliyor olacağım. Bu text view zaten yine direkt şeyin karşılığı. Bu text view bir class aslında. Yani yine bir nasıl diyeyim, bir Java kodu veya bir Kotlin kodu. Onu da birazdan detayına girip gösteririz. Yine direkt ben 48 dp demiş burada. Dp dedi density, yani ekranda ne kadar yer kaplayacağını bunun üzerinden setliyoruz. Framework, frame layout, linear layout, constraint. Şimdi frame layout biraz daha hepsi biraz birer view group, yani içinde child view'ları barındıran ekran üzerinde nasıl görüneceğini ayarladığımız layout'lar. Şunlar biraz daha, yani mesela bir frame layout'ta ekranı farklı şeylere bölüp, ekranlara bölüp bölebilir. Burada farklı bir frame gösterip altta farklı bir frame, ikisinin farklı bir life cycle olabilir. İki farklı ekran gibi davranabilirler. Linear layout içinde yine sabit olarak aşağı doğru listeler, içindeki UI'ları veya yana doğru horizontal bir şekilde de koyabilir, vertical bir şekilde de koyabilir. Yine biraz daha üst üste gelmez. Eğer hiçbir şey belirtmezsen alt alta listeleyecektir içine koyulan layout'ları. Constraint layout'ta en son çıkan ve şu an en popüler olan
diyebilirim. Burada istediğim gibi ben bunları yerleştirebilirim. Derim ki bu view şu view'un yanında dursun, bu view bunun altında dursun. Bu view direkt parent'ının köşelerine yakın olsun. Hani her şeyi XML üzerinde taşıyıp veya kodunu yazıp ayarlayabiliriz. Çok güçlü bir layout şeyi. Yine içinde kendisinin işte barrier'lar olsun, gruplar olsun, visibility'ni ayarlayabileceğin yer olsun. Farklı komponentleri var. Onları da görüyor oluruz. Yine frame layout'tan biraz daha bahsetmiş. Biraz hızlı geçeceğim burada çünkü örnekte yapalım diye. Yine dediğim gibi lineer layout'u orientation'ı setleyerek aşağı doğru vertical olarak mı isteyecek yoksa yana doğru horizontal olarak mı isteyecek, bunları verilip ihtiyacı göre kullanılabilir. Hani bu constraint layout var, lineer layout niye var? Hani o varsa niye hangisini kullanmıyoruz? Yani bu biraz daha yine ihtiyacı yönelik. Eğer senin basit bir alt alta listeleme bir ekranınsa direkt lineer layout'u kullanıp herhangi bir constraint layout'un biraz daha o custom'a elverişli yapısına gerek kalmadan ilerletilip kullanılabilir daha basit ekranlarda. Yine dediğim gibi resource'larımız burada images, ses dosyaları, işte user'ın göreceği string'leri, İngilizcesi, Türkçesi, herhangi bir dile hangisi ihtiyaç duyuyorsa resource'lar altında oluyor olacak. Yine bir resim altında işte drawable'larım, ekran layout'larım, mipmap dediği ikonlar, yine values dediği altında string'ler, color'lar, temalar hepsi values'un altında. Yine values'la beraber localization'ı yapabilirim. Altında values-tr derim Türkçe için. Tren derim İngilizce için lokalizasyon telefonun diline göre hani neyse o resource kullanıyor olacaktır. Tabii belirttiğim her resource'un kendinin bir tane tanımladığında ID'si oluşacaktır. Bu re dosyası altında resource type neyse string, color, tema veya ne bileyim array neyse name'ini ulaşabiliyor olacağım Android Studio üzerinden. Bu da onun sağladığı bir kolaylık. Bana listeliyor olacak. İçinden seçip direkt Activity üzerinde veya ne bileyim direkt XML üzerinde direkt context altında resource altından erişebileceğim bir yapıda bulunuyor olacak. Burada eğer işte burada mesela bir tane Viva ID tanımlamış. Ben bu ID'ye direkt şeylerden ulaşabiliyor olacağım. R.id deyip bu ID'ye ulaşabiliyor olacağım. Bu ID'yi de işte şu view içinden bu ID'li komponenti getir diyerek ulaşıp istediğim gibi setleyebilirim. Kotlin'in bir tane artık Kotlin'e de gerek kalmadı. O deprecate oldu. Bir tane view binding'e benzer bir kütüphanesi vardı. Direkt default geliyordu. Ben işte nokta demeden extension gibi ben bunu import edip hello text view deyip o UI'nin altında kullanabiliyordum. Ama şu an Google view binding adı altı kütüphanesi adı altında bir yapı yayınladı mesela. Ben belli tanımlamalar yapmadan yine default kendi generate ettiği class altından işte view nokta eğer bir binding dosyası oluşturacaktır zaten. O binding setten sonra binding dosyasının altından hello text view'a direkt ulaşabileceğim. Yani eskisi mesela şu an eskisi yapıda view.find view by id deyip id'yi verip o id'yi text view'sa ona cast edip öyle kullanıyorum. Biraz yine o Java'nın eski Android şeyinin boilerplate yapısından kurtarıp daha yalın bir halde yazmayı sağlıyor. Ya tabii ekstra direkt çağırmadan data binding aracılığıyla da XML içine de setleyebilirim ben. Bir değişkeni, bir komponentin atribütünü. Onlara birazdan göz atıyoruz. Şimdi Activity nedir? Activity bir ekran aslında. Kullanıcıyla interaction'a geçen bir UI. Benim birden fazla aktivitim olabilir. Her ekran için activity, farklı activity yapabilirim. Ama bu bayağı yine eski bir anlayıştı. Her ekran için farklı bir activity yapmak. Çünkü ihtiyacı o zaman activity vardı sadece. Sonradan fragment çıktı biraz daha artık tek activity üzerinde birden fazla fragment'ı navigate ederek ihtiyacımı görebilirim. Yine her fragment'ın activity'ye bağlı bir life cycle'ı var tabii. Bu activity'lerinde on create'den başlayan bir life cycle'ı var. On create, on start, on resume. Bayağı uzun bir liste aslında orası. Yine örneklerini görüyor oluruz. Yine burada bir activity. Tabii yine bu activity olabilmemiz için yine bize framework'ün sağladığı belli başlı base activity'ler var. Bu en son şu an en çok kullanılan upcompat activity. Bu ne sağlıyor bana? Biraz geri dönük desteği olan bir activity. Base activity yani. Aslında amacı o. Hem eski şeylerde hem yeni SDK versiyona çalışabilsin diye kendi içinde yine kontroller olan bir aslında activity. Çok fragment activity olsun. Direkt activity yine var zaten. Gibi gibi bir sürü base class'larımız var. Zaten başlangıç noktası burası. Ben burada demişim ki set content view re.layout.activity main. Bu ekranın
layout'u Activity Main olacak. Biraz önce bahsettiğimiz zigzagen ekranlarını ayarlıyorum. Bunu veriyorum. Bu ekran eğer başlangıç noktasıysa uygulamanın karşıların beni Activity Main zigzagen olacak. Zaten burada çok basit bir life cycle'dan bahsetmişti. Activity Launch, On Create, Up koşuyor. Daha sonra da ölüyor. Bunu biraz daha detaylandıran bir şeyimiz olacaktır. Yine dediğim gibi activity genelde bir view grubun içinde child view gruplarla oluşacaktır. Zaten en dışta bir tane linear layout olsun, constraint layout olsun. Bir tane layout içinde child view'lar olacak. Layout inflator aslında bu şeyi ayağa kaldırıp bize activity ile bağlamasını sağlıyor. Şu set content view'ın içerisinde. Şimdi bir tane uygulamamızın kullanıcıyla temel yani etkileşime geçmesi için bizim ne olmasa bir butonumuz, bir input girebileceği bir alan. Hani kullanıcının inputunu nasıl neyle aracılığıyla alabiliriz? Buton olur, bu edit text olur. Ne bileyim genelde daha farklı switch'ler olur. Çok farklı UI komponentleri var. Yine bunları birazdan göreceğiz. Dediğim gibi mesela eskiden yani eskiden derken yine hala bu var. Yok değil tabii. Bir tane değişkene ben text view tipinde find view by id ile şu id'si olan child view komponenti bana view'un içinden getir. Bu da ne? İşte text view tipinde. Daha sonra normalde Java yazıyor olsaydı mesela set text olacaktı ama Kotlin kompa şeyi sayesinde o nasıl diyeyim? Generate etme demeyeyim de aslında bir yine alt şeyler generate oluyor Java kodu ama Kotlin bunu bize göstermiyor. Arka tarafta daha çok build edilen dosyaların içinde bunlar bulunuyor. Yine incelenebilir oradan proje build ettikten sonra. Nokta text diyerek bu değişken variable yani mutable bir değişkenmiş. Yani text'i değiştirebilir. Ben direkt text'ten okuyabilirim değerini setleyebilirim. Nullable bir değer bu. Birazdan Kotlin'de nullable değer nasıl tanımlanır? Hani neler nullable olur, neler olamaz? Bunun kontrolü bizde nasıl olduğundan biraz bahsederiz. Şimdi mesela bir butona basit bir klik olduğunda, kullanıcı butona tıkladığında nasıl şey alıyoruz? O yani biz haberdar oluyoruz, nasıl dinliyoruz, işlemleri nasıl başlatıyoruz onlara biraz bakarız. Burada bir tane interface'iniz var. View on click listener diye. Ben bu interface'i activity'me implement ettiğimde ve bu activity'yi yine listener olarak bu butona verdiğimde buton her tıklandığında geri dönüş olarak benim bu override ettiğim on click butonum çalışıyor olacak. Bu view'da yine butonun instance'ı olacak aslında. Burada genelde view olarak yani bunu kastederek buton olduğuna, butona kastedip yine nokta set text varsa eğer o herhangi bir butona ait olan metotlara ulaşabiliyor olacağım. Bunun çok daha basit yöntemleri de var şu an mesela. Onu birazdan gösteririz örneğimizi de. Yani aslında burada biraz da onu bahsedecek şimdi. Şöyle bir kullanım yapısı var. Burada Java'da böyle bir şey yok tabii. Bu nasıl? Yine bir interface'in dönüş olan, döneceği yer. Burası higher order metotlardan olur biraz hatırlarsınız. For each'e benzer bir yapısı olacak. Karşılığı Kotlin'in aslında Kotlin'de şu ikisi mevcut. Ben bir tane objekte nasıl diyeyim? Bir interface'i tek başına kullanmak istiyorsam, herhangi bir class oluşturmak istemiyorum. Olduğu yerde kullanmak istiyorum. Object deyip, bu Kotlin'de olan bir yine bir tanım. Object deyip, runnable'ı implement edip, altındaki metodu buraya yazıp, ben bu değişkeni set edeceğim yere direkt setleyebilirim. Bunu kullanabilirim. Herhangi bir class oluşturmama gerek yok. Direkt bu şekilde değişkene de atayabilirim bunu. Bunun değeri yine runnable.run deyince buna ulaşabiliyor olacaktır. Yine buna benzer butona click listener'ı setleyebilirim. Şurası yine bir gereksiz bir alan olacak birazdan mesela. Diyecek ki sana ide büyük ihtimalle önerecek. Direkt bunu lambda metoduna çevirebilirsin. Buradan şu parantezleri silecek. Şurayı içini boş bırakacak. Belki view bile yazmasına gerek yok. Eğer burada mesela tek bir değişken buraya geri olarak geliyorsa sonuç olarak bunu hiç koymayabiliriz. Bunun yerine birazdan bahsederiz yine. It yani İngilizce'de o anlamına gelen bir tanım var. It nokta deyip ben view'ın bütün metotlarını, değişkenlerini her şeyine ulaşabiliyor olacağım public olan. Burada biraz da hem Kotlin'den bahsetmiş olacağız. Şöyle şimdi bizim val diyerek tanımladığımız ve var diye tanımladığımız iki tane değişken tanım yöntemimiz vardı.
Ama bu val ve varları tanımlarken bir değer atamam gerekiyor. Hani diyemiyorum ki evet ben bunu Java'daki mesela bu nedir o? İşte buton tipinde bir tıkla butonu oluşturdum. Bıraktım. O null şu an. Herhangi bir değer atamadım. Diğer kullanırken işte nokta dediğimde her şeyin ulaşabiliyor olacağım kullanım ama runtime'da ben ona bir butona bir değer atamadıysam büyük ihtimalle bir null pointer exception alacağım. Ama Kotlin diyor ki ya bir değişken tanımladıysam buna değer ata. Hani eğer şu latent'i şu an görmeyelim burada. Val veya var da tanımlarsan buna bir değişken ata, değer ata, öyle yoluna devam et diyecek. Hani senin atamadan gitmene, compile etmesine izin vermeyecek. Ama tabii bunları overwrite etmenin, geçmenin yolları da var Kotlin'de. Yine onları da sağlıyor. Late init ile ben bu değiştireni yani tanımlayacağıma söz veriyorum gibi bir şey aslında. Ben bunu kullandığımda yine null pointer exception atacak. Ama bu değişkene ben null değerde atayamam. Records'un null olmayan bir değer olması lazım günün sonunda. Kullanacaksam eğer. Hani kullanmazsam herhangi bir şey olmaz. Sadece compile etmesine izin verir. Hiç kullanmadıysam da öyle yoluna devam eder. Ama eğer kullanacağımda bunun initialize edilmiş olması gerekiyor. Yine aynı şekilde burada olduğu gibi. Buraya ben bunu tanımlamam. Yine late init var olabilir sadece. Val olmaz. Çünkü val bir kere tanımladıysa artık değişmez. Şuradan biraz şeye de bakabiliriz. Örnek yapıya. Dediğim gibi burada bir tane aktivitemiz var. Son yapılara göre işte önerilen en azından geliştirme yöntemine göre aktivite üzerinde fragmentlarla işlem yaparak kullanıcılarla interaction'a geçmesine izin verebiliriz uygulamamızın. Şimdi buradan şu an burada işte setlemiş view'ını ve demiş ki bir tane fragment manager zaten upcompat activity'nin içinden gelen bir instance bu. Bu fragment manager ne yapıyor? Senin fragmentlarını aslında manage ettiğin bir yer nasıl? İşte bu fragment'ı en üste göster. Var olanla yerini değiştir. İşte history'yi ekle veya ekleme gibi birçok şeyi sağlıyor bu. Nasıl diyeyim sana? Instance, bu class'ın instance'ı. Burada yine aslında günün sonunda benim ekranda göreceğim ek şey class burası olacak. Main fragment. İşte fragment'tan yine kalıtım alan bir ekran. En basit haliyle mesela çalıştırsak, run etsek zaten direkt yine benim compile için konfigüre ettiğim yer burası. Demişim işte compile SDK 31 demişiz versiyonunu. Min SDK'sı 21 olsun. İşte paket adı bu. Dediğim gibi build tipi release işte birçok şeyi burada yapılıyor. Nasıl ne olur işte eğer compile ederken kodu karıştırmak istiyorsam yani kimsenin dışarıdan paketi açtığını anlayamayacağı bir hale getirmek istiyorsam buradan yine bunu veriyorum. İşte proguard file'ları var. Onları oluşturuyorum. İşte hangi Java'nın hangi versiyonunu kullanacak, Kotlin'in hangi versiyonunu kullanacak, hangi kütüphaneler dependent, işte hangi test kütüphaneler dependent. Bunların hepsini buradan tanımlayıp yoluma devam ediyorum. Mesela şu an biraz önce koyduğum buton burada görünür oldu. Bu butona tıklayarak tabii neler yapabilirim? Onlara birazdan bakalım. Yine fragment'ın life cycle'ı activity'nin life cycle'ına bağlı bir şekilde çalışır. Activity'nin ne gibi life cycle'ları var? Ben şuradan uzun bir yapısı var. Yine başlangıç noktam bir activity için onCreate aslında. Buradan neler gelir? OnStart var. Yoluna daha sonra OnResume'a devam eder. İşte on uygulamayı ben arka plana atarsam OnStop'a girer. Eğer bu ekrandan çıkarsam OnDestroy olur. On destroy olduğunda temizlemem gereken bir şey varsa eğer temizleyebilirim. Hani belki yok. Yine bırak kendi de yine garbage collector'ları zaten temizleyecektir.
ama ekstra benim nullamak istediğim, ne bileyim, eğer varsa burada bir background işlemi yapıyorsam bunu burada durdurabilirim. Çünkü o background işlemi UI'nin öldüğünü bilmeyecektir. UI ölmüştür. Background işlemi geriye bir result döndürecektir. Geri geldiğinde bir UI bulamazsa bir büyük ihtimalle crash olacaktır. Çünkü orada tuttu. Yani o işlemin background'da tuttuğu UI'ın instance artık öldü. Onu herhangi bir şekilde setleyemez, üzerine işlemez, bir crash olacaktır. Onun için burada mesela on destroy olduğu versiyonda yaptığım background işlemlerini iptal edebilirim. Eğer varsa bir işlemi durdurabilirim. Bunu frame layout'a alalım. In frame demiş. Buraya bir tane direkt bu şekilde yazarak bir image view ekleyebilirim. Image view'ın yine bu şekilde boyunu, uzunluğunu, genişliğini ayarlayabilirim. Demiş ki işte bir de genelde çok fazla uyarı verecektir. Şöyle uyarı verecektir. Hep senin işte bir şeyleri daha iyi yapmana yönelik. Demiş ki view'ın nerelere bağlı olduğu bildirilmemiş. Bunu runtime'da kendisi yapacak ama tabii bu çok, nasıl diyeyim, sağlıklı bir yol değil. Burada ne diyebilirim? Constraint dili abi. Şimdi ben bu image view'ın nerelere bağlı olacak? İşte top of parent dediğimde biraz büyüteyim mi? Yine bottom of parent diyebilirim. Uygulamanın center ekranını en ortasına koymak istiyorum mesela. Start diyebilirim. Yine end enter'ım buradan. Şu an bu şu şekilde, şurada göreceği gibi ekranın ortasına gelir. Şu buraya bağlı, buraya bağlı. İkinci bir image view koyacak olursam mesela buraya ID'sini verip ben diyebilirim ki mesela bu da şu an ekranın altında. Bunu eğer alt alta sıralamak istersem işte top bottom of deyip buradan image diyebilirim. Bu image'i başlangıcı bu sefer bu image key image ile ekranın alt tarafının ortasına koyacaktır. Bu şekilde yani çok basit bir şekilde nerelere, yani istediğim yere burada komponentleri, widget'ları artık nasıl telaffuz edilirse koyabilirim. Şimdi uygulamam zaten şurada Fragment Manager'a demişim ki Fragment'ın instance'ını şu container'ın, yani buradaki main active içine frame layout olan içine başlat. Başlangıç fragment'ı mı olacak? İstediğim gibi zaman tabi bunları değiştirebilirim. Yine farklı fragmentları açıyor olabileceğim. Burada fragmentın life cycle'ı yine aktiviteye bağlı ama onun da kendi farklı life cycle'ları var. Yine on create view'dan başlayacaktır burada. İşte bu view'ı ekran görüntüsü şeyi olarak kullan. İşte on view created dediğinde işte oluşturulmuştur. Yine kendisinde on start, on resume, on stop, on destroy hepsi mevcut. Yine ihtiyacı yönelik bunlar kullanılıyor olacaktır. Mesela buraya bir tane de buton koyabiliriz. Şuna diyelim ki 125 VP değil, direkt uzunluğu veririm. Bunu bir resource olarak da tanımlayabilirim. Bunu nasıl yapabilirim mesela? Burada values'umun altında herhangi bir isim de olabilir bu ama işte dimensions adı altında, dimensions'ın altında gelip buraya ben işte 125 ismini verebilirim. Nedir? İşte dice height kaç, işte 125 deyip ben bunu buradan alıp yine ID kendisi arkada generate edecektir. Her yerden ulaşabileceğim şekilde buraya koyup bu şekilde dimenin altından ulaşılabiliyor olacak.
125 yüksekliğinde, 120 genişliğinde bir ekrana image view koyacak. Bir tane buton tanımlayabiliriz yine burada. İşte wrap content, wrap content. Top button off. Yine start, start. Direkt ne bileyim, biraz aşağı olsun dersem buradan nerelerin yakınlığı ne durum olacak şekilde direkt oluşturabilirim. Biraz arasında boşluk kalsın. İşte text'i ne? Buraya butona tıkladığımda işlemin, gerekli işlemi yapacağını birazdan setleyeceğiz zaten. Burada bir view'um var. Artık arkada aslında bu view oluştu. İşte bu view, find view, by ID deyip bu buton olabilir. Ve burada bir sürü resource karşınıza çıkacaktır kullanıcım. Burada tabii kütüphanelerin de kendi resource'ları var. Herhangi bir dependency'nin de ID deyip mesela buna verdik bir ID. Deyip hatta biraz önce bahsettiği set on click'li sınır. Şimdi burada yine bir lambda metodu function oluşturdu. Burada küçük bir it ibaresi zaten id'e kendisi koyuyor. Bu it view'ın yerine geçen bir hani genel kullanım yani. Buna ben isim de verebilirim işte nedir. Buton verebilirim. Bu it butonu dönüşür. Her şeyi yapabilir bununla. Yine aynı şekilde ben image view'uma da aynı şekilde bir isim verip ulaşabiliyor olacağım böyle. Buna bir set deme gerek yok. Sen ne yaptın butona tıklayınca işte mesela burada drawable'lar eklemişiz. Alt farklı zar yüzü var. Biraz önceki bahsetti mesela metot artık oluşuyor. Mesela private fun. İşte roll dice dedim. Herhangi bir değişkene şeye ihtiyacı yok aslında. Hadi dışarıdan şey de alabilir tabii. Yine bir değişken de alabilir. İşte number desin. Integer bir değer alsın. Geriye de ne döndürsün mesela. Integer döndürsün. Bu integer ne olacak mesela? Benim buradaki resource'umun ID'si olabilir. Dediğim gibi direkt buraya eşittir deyip bir değişken ekleyelim mesela. Role diyelim ki ben dedim number işte birse ne yapsın? R nokta deyip drawable'lar üzerinden bunlara ulaşabilirim. Ya buradan deyince işte 3 4 5 tek başına turn dersem de tam bu değeri geri döndürüyor olacağım. Şimdi burada bir uyarı veriyor ide. Diyor ki ne demiş üzerine gelince bir tane else değeri ekle. Şimdi integer'ın aslında nedir? Integer şey, integer max değeri işte milyon, milyar aman kaç. Oraya kadar gidebilir aslında. Hani bu alttaki state'ler uzayabilir. Ama diyor ki hani tabii sen bunun hepsini yazamazsın. Büyük ihtimalle sonu geldiğini bilmiyor bende. Ama şuraya en son mesela 5, daha sonra hep 6 kabul edeyim denebilir. Geriye bu şeyi döndürsün. Daha sonra buradan ne bileyim ne olur? Üstte image view oluşturduk. İşte set background resource deyip ben bu oluşturduğum işte roll dice integer'ını verebilirim. Integer bir değer döndürecektir bu. Burada direkt tıklayınca zaten ide seni
zarın şeyini eriştiriyor olacak. İçine yine tıkladığında random bir değer üretmesini istiyoruz. Kütüphaneden yine Kotlin'in random kütüphanesi mevcut. Bunu direkt kendimiz de yapabiliriz. İşte şu sayı aralığında random bir değer üretsin. Buna da yine gerek yok. Yine burada altında bir sürü kendi metotları var. Kotlin'in kütüphanesinden sağlayan. Yani 6'ya kadar üretsin. İşte burada ne üretecek? 0, 1, 2, 3, 4, 5'i üretecek bize aslında. Yani 6'ya kadar. Ama biz 0 yok, işte 1 var. İşte 1'den başlasın istiyoruz. Bu şekilde verip geriye resource'unu döndürüyor olacağız. Bakalım. Ne yapacak? Oldu. Sen demiş. App compat image cannot cast widget button demiş. Ha, şurada mesela demişiz. Direkt yapıştırdık. Image view tabii. Mesela onu cast etmeye çalıştığı için hata veriyor olacak. Tabii başlangıç bir şey vermemiş. Buradan random attığı her şeyi basıyor olacak. Mesela burada farklı ne yapılabilir? Birazdan zaten bir önceki şeyde de olmuş, 20-50 olmuş. Aslında kısa bir clean architecture'dan da bahsetmek istiyordum. Biraz da onlardan bahsederim aslında. En küçük, en basit yapılabilecek bir uygulama arayüzünde. Bunu bize, bunları sağlanabilir. Tabii biz ne yapıyoruz? Yani biz neler kullanıyoruz? Nasıl uygulamalar geliştiriyoruz? Nasıl süreçlerimiz var? Biraz kısaca ondan da bahsedeyim. Yine burada uzun bir sunumumuz var ama elimizden gelen bahsedelim. Şimdi neden Clean Architecture'a ihtiyacımız var? Biraz önce aslında bahsettiğimiz şeyden dolayı. Hem kodun okunabilirliğini arttırmak, hem geliştiriciler birden fazla yerde çalışabiliyor. Yeni gelen bir geliştiricinin daha kolay ısınabilmesi, daha kolay adapte olabilmesini sağlıyor bize. Ve tabii projemizi elimizden gelince parçalayıp her şeyin olması gerektiği yere getiriyor. Şimdi zaten ilk şeyde bahsettiğimiz o MVP, MVVM, MVC hepsinin bir İşte şey var, farklı bir yapısı var. Burada aslında en çok kullanılan şu an, en azından bizim kullandığımız MVVM. Çünkü Google'ın da yine yayınladığı birçok kütüphane buna yönelik, yani buna yönelik değil tabii ama buna daha çok adapte bir şekilde çıkıyor. Daha kolay yönetiliyor en azından MVVM yapısıyla. Dediğim gibi nedir bunlar? İşte model, view, model, view. View dediğimiz zaten kullanıcıyla etkileşime geçen yer. View model de işte bu elimdeki modelin UI'da nasıl görüneceğini, nasıl yönetileceğini, yapacağım bütün benzer logikleri view model altında topluyor olacağım. Ve tabii ekstra bu view modele bu model nereden geliyor? Kim sağlıyor? Burada bir repository, yani data veya ona domain de diyebiliriz. Bunu veriyi sağlayan bir alanımız var. Genelde domain ve data diye ayrılıyor bu. Şuradaki view alanımız presentation diye, yani genelde 3 ana başlıklarla toplanıyor. İşte data, domain, presentation. Data benim veriyi sağladığım yer. Bu lokal
database de olabilir, uzak bir yerden HTTP isteğiyle de gelebilir veya farklı bir yolla da gelebilir. Domain de benim view modelimin ihtiyacı olan yapıya çevirdiğimiz yer, genelde bu repositorilerde use case'ler tarafından sağlanır. Burada aslında Uncle Bob denen abimiz, bu işi tanımlayan kişi aslında ilk. Bununla ilgili kitabı da var arkadaşlar, bulup inceleyebilir. Group of use cases that describe the intent of the application. İşte aplikasyonun amacını tanımlayan use case topluluğu ve işte dış dünyayla etkileşime geçmesini sağlayan eklentiler olarak ne çevirilir artık? Tahmin değilim. Gibi tanımlamış. Burada dediği gibi UI, business logic, domain dediğimiz yer yine bir data source'umuz, data katmanı sağlıyor. Yine aynı bahsettiği olay, UI, view model, use case, entity dediğimiz en sade modülümüz, modelimiz zaten, datayı taşıdığımız yer. Yine data akışı UI'dan oraya doğru dışarıya request attım. Sonra bir response geri geldi. Response, data source, işte use case, entity, UI'ye kadar gidiyor. Evet, bahsettiğimiz domain, data, presentation layer'ları bu şekilde aslında. Bir tane data layer'ımız var burada, repository ve dataları oluşturan domain layer'ımız, use case'lerimiz. Presentation tarafında view model aracılığıyla UI üzerine gösterilmesi. Şimdi UI, view model sonradan çıkan bir kavram aslında Android'de. Başlarda böyle bir şey yoktu. Her şey yine benzer activity. Tabii yine herkesin kendi oluşturduğu bir yapısı vardı ama daha genel bir kullanım açısına ulaştırmak için view modeller ortaya çıktı. Yine Android, Google'ın yayınladığı bir kütüphane diyebiliriz buna. Bu view modeller view'ın life cycle'ından etkilenmeyen view modeller. Önceden ne olurdu? View ölüyorsa veya activity ölüyorsa yeniden ayağa kalktığında veriyi bir şekilde saklayıp, hani tabii bunun yine saklama yolları vardı ama biraz karmaşıktı ve zor denebilecek bir seviyedeydi. Ama view model içinde nasıl ben bir class oluşturup içine setlediysem datalarımın hiç ölmeden kalıyor. View yeniden ayağa kalktığında o view model içinde benim ona kullanması için oluşturduğum UI datayı kullanıyor olacak. Alıyor olacak. Onun bir life cycle'ını observe bir şekilde. Ya domain layer bu zaten kullanıldığı datayı benim o çevirdiğim, yani UI'ya uygun bir hale getirdiğim yer olacak. Yine burada benzer. Yine bahsettiğim data class'larla genelde bu datayı taşıyor olacağız. Burada işte val'la tanımlamışız. Sadece bir kere setlensin ve bu datanın değeri bir daha değişmesin istiyoruz. Burada birkaç tane kullandığımız kütüphane var. Mesela biz bir HTTP isteği yaptığımızda bir backend'e veya bir data source'a bu data JSON olarak geliyorsa eğer, bu JSON kütüphanesi bizim de JSON datamızı parse ederek data class'ın içine yüklüyor olacak. Bu değerleri setliyor olacak. Buradan da işte direkt şu değeri first name, işte first alter name olan değişkeni, first name değişkenini ata JSON içindeki. Eğer JSON şu isimlerle aynı geliyorsa bu serialized name annotation'ları koymama gerek yok. Yine bu mesela database'den, room üzerinden okunmuş bir datanın yapısı. Yine aynı şekilde bunu her ikisi için de kullanılabilir. Yine JSON için de kullanılabilir. Veri tabanından okumak için de kullanılabilir. Ekstra istiyorsam da kendim içerideki değerlerle birkaç tane daha değişken oluşturup bu değerleri setleyebilirim. Yine burada biraz daha detaylandırılmış bir hali var. Burada benim dışarıya istek attığım veya kendi lokal veri tabanından okuduğum bir source var. Bunu mapper'larla user'ın veya UI'nin anlayacağı hale getiriyorum. Bunu da taşıyıp, yani biraz daha aslında veri tabanından farklı bir şekilde getirmek istiyorsam mapper'lar aracılığıyla o veriyi alıyorum. Yani o hale çeviriyorum. Daha sonra domain layer'ın üzerinden presentation layer'ını sağlıyor. Biraz dediğim gibi burada farklılaşabilir yine modeller. Bu artık datayı sağlayan yere göre değişiklik gösterebilir. Yine elimdeki user modeli, user presentation modeli çevirmişim. Bu ne olabilir? Mesela burada first name ve last name ayrı gelmiştir data source'tan. Ama ben bunu layer'da tek satır olarak sunacağımdır. Bunu birleştirip
UI'ya bu şekilde verebilirim. Hani UI tarafında logiği ne kadar azaltırsam veri değişiminden o UI, yani dataya bağlı UI çok etkilenmeyecektir. Hani benim veri tabanım veya backend'im komple değişse de view model seviyesinde, yani presentation seviyesinde logiğim değişmeyecek, aynı kalacak ama sadece aradaki domain biraz değişime uğrayacak. O datayı çağıracağım. Bu sefer ne olacak? Benim Android tarafında veya o taraftaki kodum çok etkilenmeden parça parça yönetmiş olacağım. İstersem direkt data tarafını değiştirebilirim. Biraz yani UI tarafı günün sonunda hep aynı kalacak. Burada biraz daha ne yapmak istediğini bahsetmiş datayla. Mapper'lar bizim şeylerimizi datalarımızı UI'ye uygun hale getiriyor olacak. Burada biraz şey üzerinden de bunu bakabiliriz. Şöyle project structure üzerinden. Burada işte dediğim gibi data, domain, presentation diye 3 tane ana klasörüm var aslında clean architecture adı altında. Burada bir tane DI var. Bu dependency injection'ın karşılık geliyor. Dependency injection da Android'de aslında Java'nın kendi, yani pure Java'da da olan, benim bir klasımın ihtiyacı olan instance'ları kurucu fonksiyonundan veya bir şekilde ona inject etmem, yani ona sağlamam adı altında. Ama bunu daha kolay hale getiren veya benim bunun scope'larını ayarlayabildiğim, scope ne demek mesela, belli süre boyunca hayatta kalsın, ne bileyim, uygulama boyunca hayatta kalsın veya benim belirlediğim hikaye sürecinde ayakta kalsın diyecek şekilde ayarlayabilirim. Veya bir activity life cycle boyunca ayakta kalsın, sonra temizlensin diyeceğim şekilde yönetmemi sağlayan bir kütüphane var. Mesela biz bunu Dagger, en popüleri Dagger'da, Dagger 2 sonradan çıktı tabii. İyileşti. Şu an en artık Android yapısına uygun hale gelen Hilt kütüphanesi altında bize bu sağlanıyor. Bunu da zaten yine örneklerde görecektir arkadaşlar. Dediğim gibi burada yine genelde UI ile ilgili değerlerimi sunacağım bir layer. Domain layer'ı da benim data source'undan aldığım veriyi UI'ya uygun hale getirecek yapıya çeviren yer diyebiliriz. Buradan derim ki işte bu repository üzerinden bu datanın nereden geldiğini repository ilgileniyor. Use case'in bununla bir ilgisi yok. Sadece use case diyor ki repository bana bu bilgiyi ver. O bilgiyi alıyor. Datayı UI'ya uygun hale getirecek. Ya dataya uygun hale getirdikten sonra yine presentation'ın yerine geçecek. O da kullanıcıya bu veriyi neyse artık sunuyor olacak. Dediğim gibi data da zaten bu lokal bir data olabilir veya remote bir data olabilir. Remote data da uzaktan, yani bir backend servisinden bu veri sağlanıyor olabilir. Lokalde yine işte SQLite aslında ilk bunu sağlayan veya farklı yerler olur. Shared preference üzerinde tutuluyor olabilir. Ne bileyim, room database'inde tutuluyor olabilir. Yani room'da zaten SQLite kullanan bir ORM şeyi, tool'u gibi bir şey Android için ve bayağı güçlü bir yapıda şu an. Kullanmak isteyen arkadaşlar biraz daha buna göz atabilir. Ve tabii bunun altında modellerim var. Model yine data modellerim. Ne mesela bunlar? Bir tane base list response'umuz varmış. Veriyi taşıyan bir, hani liste şeklinde gelen datayı taşıyan base bir class. Bunun altında response'ları zaten oluşturuyoruz. Biraz clean architecture döngüsünde kullandığımız, hani basic, en azından ilk herkesin aklına gelen kütüphaneler neler? Onlara bakabiliriz. Tabii onu burada biraz daha detayda olacak. Retrofit, eğer ben bir HTTP request yapmak istiyorsam, benim REST API'm var benim bir tane. Buradan veri okumak istiyorum. Retrofit aracılığıyla işte farklı metotlarla, nedir metotlar? İşte get, post gibi metotlarla beraber benim ihtiyacım olduğu yerden datayı taşıyacağım bir kütüphane. Tabi burada datayı benim convert ettiğim, yani gelen JSON'ları bir data class'a veya herhangi bir class'a çevirdiğim bir kütüphanem var. Mesela JSON, yine bu JSON kütüphanesi. Bunu Google'ın geliştirdiği bir kütüphane. Ekstra da işte HTTP client olarak da OKHTTP diye bir kütüphane kullanıyoruz mesela. Bu kütüphane aracılığıyla bu üçü bize veriyi bir yerden, yani bir backend servisinden veya herhangi bir yerden sağlamamızı, getirmemizi sağlıyor. Burada zaten o kullandığı arayüzler işte. Mesela demiş ki karakter servisini ayağa kaldır retrofit demiş. Bunun üzerinden ben karakter şeylerini alacağım.
datalarını, işte karakter listesini, karakter işte ID'yi verip direkt karakteri getireceğim. Veya işte bölümleri, o dizinin bölümlerini getir diyecek. Mesela burada ne yapmışız? Bir tane remote karakter servisi oluşturmuşuz. Demişiz ki get isteği atıyor. Yani get isteğine bir veri getiririz. Post isteği ne yapar? Bir veri göndeririz. Cevabına veri de geri gelebilir. Bir veri de gelmeyebilir. Başarılı başarısız sonuç dönebilir. Benim remote data source'undan bu veriyi getir demişiz. Mesela burada ne yapmış? Bir isteği çalıştırmış. Kol oluşturmuş. Kol başarılıysa eğer body'sini sonuç olarak geri getir. Eğer değilse de response koduyla mesajını bana geri getir ki ben kullanıcıya bu hata koduyla bu hata oluştu diyebileyim. Veya direkt benim kodum da fail olmuş olur. Yani herhangi bir ne bileyim bir hata almış olabilirim. Yine try catch Java'da durumuna benzer bir yapıda bana sonuç olarak işte o exception'ın mesajını yazacak şekilde getir, dön demişiz. Bunu yine bu şekilde işte network call has failed for following reason diyerek UI'de bir pop-up aracında gösterilebilir olacağım kullanıcıya. Remote Data Source'da bir şey retrofit'in ayağa kaldırdığı bir interface'i kullanıyor. Bu da karakter servisi. Burada execute ettiğimde ayağa kalkacak. Yani datayı geri sağlayacak bana. Bu data tabii nereye geliyor? Demin bahsettiğimiz domain layer'ına gelecek. Domain layer'ında use case aslında bu datayı istedi. Bu datayı bana ver. Ben bu veriyi Mapper aracılığıyla işte ne yapacağım? Elimde bir karakter list response var. Bunun altındaki karakter entity'sini, modelini artık bu room'dan mı geldi veya uzaktan mı geldi? Bunu benim UI'ımın ihtiyacı olan ne ihtiyacı var? Sadece name'inin ve image'inin görünmesini istiyorum. Bunu ekrana bas. Bunu geri döndürecek bir UI presentation layer'ına. Ya bunu nereden çağıracağım? Genelde artık sabit olan yani default olarak benim ayağa kaldırırken bir fragment, bir ekran oluşturduğumda activity oluşturdum veya fragment oluşturdum. Fragment oluşturuyorsam bir tane view modelini oluşturacağım. Genelde dediğim gibi datayı, herhangi bir işlemi, bir logic yapacaksam bunu view modelde tutacağız artık. Tutuyoruz yani. Önceden bunun hepsini ben fragment'in için hala da yapabilirim bu arada. Yapardı. Ama artık view modelini tutayım ki benim veri her zaman elimde olsun. Fragment ölse de kalksa da ayağa aynı veriyi kullanıyor olayım. Yeniden istek atmama gerek kalmasın. Yani gerekiyorsa da atabilir. Sıkıntı, onun hiçbir limiti yok. Burada ben oluşturduğum use case'i yine buraya inject etmişim. Hilt aracılığıyla bu sağlanıyor. Çünkü yani gerçi Hilt aracılığı da işte yine Dagger'ın veya Java'nın sağladığı injection yapısıyla bunu sağlıyor. Buradan bu get all characters use case'in instance'ını oluşturarak benim view modelime inject ediyor. Daha sonra diyorum ki get characters diyerek veriyi geri getiriyorum. Şimdi burada bu çok mesela okunurluğu gerçekten çok yüksek diyebileceğimiz bir yapıda. Mesela ne diyeceğim burada? Ben bu veriyi nasıl UI'ya göndereceğim? Şimdi UI'dan genelde bunun üzerinde bu view model herhangi bir şekilde Android konteksti yani Android derken activity veya fragment kontekstini barındırmamalı. Çünkü view model hiç ölmediği için uygulamanın mesela oluşturdum. Eğer o fragment'ı ben bir şekilde temizlemediysem hani şeyden history'den bu fragment kalacak, ölmeyecek. Fragment bir orientation change ile veya bir şekilde bir sistem değişikliğinden dolayı on destroy'a girip çıkarsa bu view model hala hayatta olacak. Elindeki veriyi fragment'a sağlayacak. Onun için burada herhangi bir instance olmaz lazım. Çünkü yine null pointer exception gibi bir hata fırlatabilir. Karakter şeyim benim mutable live data ile burada saklıyorum. Bu live data da yine fragment'ın life cycle'ını observe olan bir yapı. Bunun sayesinde ben veriyi dinliyor olacağım. Mutable live data diye ben bunu tanımlayabilirim. Direkt şunlar arasında tutacağı veri tipini verebilirim. Veri yapısını. Bu da bir listi. List karakter data'yı taşıyan bir liste. Private dersek dışarıdan ulaşılamaz mesela bu şey de diyebiliriz. Public de bırakabiliriz. Tabii public bırakırsak dışarıdan setlenebilir. Burada bir farklı şekilde yine encapsule edip bunu saklayabiliriz dışarıdan setlenmesini. Veya diyebilirim ki buraya
İşte private set de verilebilir. Ne yapacağım burada? Karakter listesini. Hatta value eşittir. Burada bir aslında smart guest durumu var. Nasıl? Ben bu use case'lerden datamı result diye oluşturduğum bir sealed class aracı da taşıyorum. Sealed class ne? Biraz enumlara benzer bir yapıda kullanabildiğim bir class yapısı aslında. Ama enumlar hani compile time'da zaten oluşturduğum yapıda bulunur. Mesela içine gerekli verisini zaten orada almış olur. Ama data result class, sealed class'ın altındaki bu extend ettiği class'lar runtime'da oluşturup içine veri taşıyabileceğim yapıda bulunur. Daha sonra işte buradaki yapıya göre ne yapıyor? İşte eğer başarılı veya başarısız döndüğüme göre bir smart cast yaparak Kotlin'e has bir durum aslında burada. Result'ın ben success gibi davrandırabilirim direkt. Nokta data nokta karakter diyerek ben bunun içindeki veriyi bu view'da live data'nın içine dolduruyor olacağım. Veya bu bileyim, hatalı dönmüş olabilir. Ne yaparım işte ekrana da yazabilirim veya bunu log da basabilirim. İşte log diyorum. Error diyebiliriz böyle. Result kastet için mesajı ekrana yazabiliyor olacağım. Bu live data'yı nasıl kullanacağım? Buraya ben isteği attım, geri geldi. Data layer'ımdan istedim, domain layer'ım benim UI'ma uygun hale getirdi. View model üzerinden de bunu artık kullanıcıya sunmam lazım. Ne yapacağım? İşte burada view modeli oluşturuyorum fragment için. Bu view model bir kere oluştuğunda artık bunun instance'ını saklıyor olacak. Nasıl saklayacak? Bu view model providers üzerinden oluştu. Zaten varsa eğer o view modeli geri getirecek, yoksa yenisini kendisi oluşturacak. Buradan ben çağırın şeklinde metodu çağırmışım. Mesela ne yapacağım? View model nokta karakter list observe deyip ben bu datayı observe edebilirim. Bu data dolduğunda benim bu şuradaki lambda metodum tetikleniyor olacak. Burada ne yapabilirim? İşte yine log nokta deyip bitti. Ben zaten it yazıp nokta dediğimde burada göründüğü gibi indeksini verip işte 0, 1, 2, 3 neyse, eğer boş değilse bu liste, herhangi bir karakter detoya ulaşabiliyor olacağım. Burada birçok extension metodu da zaten çıkacaktır listeye. Mesela burada ne yapabilirim ben? Filtreleyebilirim. Mapleyip farklı bir liste tipine döndürebilirim. Eğer içinde direkt for each'le dönebilirim. İşte biraz önceki bahsettiğimiz Kotlin'de olan for each yapısıyla. İşte it nokta for each veya for each index deyip indeksini de alabilirim. Yani burada Kotlin Collections'ın çok gerçekten büyük bir kütüphanesi var. Kullanabilirim. Şimdi burada buna da isim vermedim, buraya da isim vermedim. Hani kod çalışır ama anlaşılması biraz zor. Hangisi it? Hangi scope'un içinde sen eğer aslında en son onun it şeyini kullanırsın, karakterini. Ama ben buraya anlamlı olsun diye mesela okunabilirliği artsın diye list deyip işte buradan da ne bileyim karakter deyip bunu biraz daha okunabilir hale getiririz. Tabii buradaki it artı list olduğu için. Biraz önce bahsettiğimiz ne vardı? Data class'lar birçok boilerplate'i kodunun hazır halde gelen yapıdaydı. Mesela buraya toString dediğimde ben herhangi bir işlem yapmadan hem bu data class'ı string'e çevirip bir JSON gibi okunabilir bir halde görüyor olacağım. Mesela bunu çalıştırdığımızda
Burada gelen sonuçların hepsini okunabilir bir şekilde yazdığını görüyor olacağım. Mesela burada name'in ile image'in ihtiyacım var sadece. Bana büyük bir liste gelse de mesela onu nerede görebilirim? Şuradan gidip use case'imin içinde bunu inceleyebilirim. Mesela buradan bir debug yapalım. Burada gelen bana sonuç, mesela 20 tane bir liste gelmiş. Mesela type result. Çok uzun bir data gelmesine rağmen yani ihtiyacım olan her şeyi kullanmayabilirim. Bunu sadece UI'nin ihtiyacı olan hale çevirip kullanıcıya sunabilirim. Orada hani gereksiz kod kalabalığını da engellerim. Sadece ihtiyacım olan veriyi taşırım. Neye ihtiyacım var, neye ihtiyacım yok onu bilmiş olurum. Böyle bir şekilde sokabilirim. Burada işte Clean Architecture bize bunu sağlıyor. Yani neye ihtiyacım varsa ona yerinde kullanayım. Hani bütün layer'lar evet birbirine ihtiyacı var ama hepsi de birbiri olmadan yaşayabilir. Nasıl yaşar? Ben use case'in içinin ne olduğunu bilmem. Hani bu nedir? Single responsibility denilen şey aslında. Benim use case'im sadece bu veriyi geri getirir. Bunun içinden nasıl getirdiğini ViewModel ilgilenmez. ViewModel sadece veri geldi mi, gelmedi mi ona bakar. O sonuca göre ekrana hata da yazılabilir. Listeleme de gerekli listelemeler de yapılabilir. Bu şekilde çalışabilir. Burada şimdi şurada bir ViewModel Scope Launch vardı. Belki bunu daha önce görenleriniz olmuştur. Burada aslında ben yaptığım HTTP request'ini background thread'ine yaptım. UI thread'ini etkilemeden. Yani UI'yi kitlemeden ben bu isteği yaptım. Nasıl oldu? Bunu önceden async task'larla yapılırdı. Hala da yapılabilir bu arada. Android'de ama tabii bu async task'ı yönetmek bayağı zor ve meşakkatliydi. Çünkü ben bir async task işlemi başlattığımda burada diyelim ki işlem yapılıyor. Daha sonuç dönmeden kullanıcı ekranı kapattı. Benim async task'ı durdurmam, temizlemem, işte UI'yı işte onun sonucu geri geldiğinde herhangi bir şey hata almayacak şeye sokmam gerekiyor. Yani o şekilde temizlemem gerekiyor. Ama şimdi burada bu ViewModel Scope yine aslında Coroutine, Kotlin Coroutine kütüphanesinden extend olan bir yapı ViewModel'in içinde extension metodu. Bu yine Google'ın sunduğu senin isteklerini böyle okunabilir bir şekilde senkronize bir şekilde çalışan kod bloğu haline geliyor. Burada ben bu işlemi başlatırım. Background'da işlem bittiğinde datayı dışarıya setlerim. Bunu post value da yapabilirim. Genelde aslında background thread'indeysek bir işlem live datalar post value ile de doldurulabilir. Şöyle zaten detayına gidersek bir tane coroutine scope oluşturuyor. Bu işlem background yapılıyor. Bu job bittiğinde zaten kendisi cancel oluyor. Veya senin işlem bitmese bile ViewModel'in ölürse bu interface üzerinden yani bu ViewModel'in base class'ından gelen bu clear metoduyla zaten o koşan farklı thread'de background işlemi yapan job'lar duruyor olacak. Yani aslında bütün şey fragment'in veya activity'nin life cycle'ının farkında olması üzerine yürüyor. Yani life cycle aware components adı altında zaten architecture components'ler yayınlandı. İnceleyen arkadaşlar onu da görecektir zaten. Genel olarak yapı bu şekilde. Bizim evet bir günümüzde bir veriyi bir kullanıcıya sunma senaryomuz aslında bu şekilde yürüyor. Artık bu veriyi ViewModel üzerinde benim UI ihtiyacıma göre nasıl kullanacağım da tamamen işte tasarımına veya orada yaptığın UI işlemine göre değişebilir. Orada bir kısıt yok. Varsa arkadaşların soru yine alabiliriz.
Arkadaşlar sorularınız varsa Edip Bey şu an cevaplayabilir. Yorumlar kısmından yazarsanız bekliyoruz. Bu arada gerçekten güzel bir yayın oldu yani. Muhtemelen anlaşılmıştır. Çünkü hiç bölmeden hani dinlediler, izlediler. Ben de bir yandan arka planda izliyordum. Güzeldi yani, elinize sağlık. Rica ederim. Umarım yani faydalı olmuştur arkadaşlara da. Hani en azından bir fikir sahibi olma adına. Çünkü varsa aralarında hem bu Android tarafıyla uğraşan, yine derslerinde olsun. Çok basit seviyede işler yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hani ders seviyesinde bir şeyler yapıyoruz ama her zaman sektörde ihtiyacı olacak şekilde ilerlemeyebiliyoruz. Hani clean architecture veya bu yapılar, bu MVVM'ler, MVP'ler çok biz sadece işte web tarafında kullanılan yapılar olarak görmüştük öğrenciyken. Ama işin içine girince aslında her şeyin her yerde kullanılabildiğini görüyoruz. Biraz da aslında biz ne yaptık, hani biz ne yapıyoruz, yarın bir bu alanda çalışmak isterse arkadaşlar nasıl bir şeyle karşılaşacak, ondan bahsetmek istedim. Yine dediğim gibi sorular olursa hem cevaplarız hem daha sonra ulaşabilirler bir şekilde. Yani mail adresinde paylaşabilirsiniz. Soru olursa arkadaşlar yazabilir, yardımcı olmaya çalışırız. Anladığım kadarıyla bayağı iyi anlaşılmış arkadaşlar. Açıklayıcı oldu, teşekkür ederiz yazmış. Başarılı bir eğitim olmuş, teşekkürler falan. Bayağı gayet güzel yani, memnun kalmışlar. Açıklayıcı olmuş bayağı. Yani ben tavsiye ederim bu alanı arkadaşlara. Gerçekten zaten şu an ihtiyaç olan bir alan. Yani Türkiye'de de hızla gelişti zaten. Hani çalışmak istiyorlarsa gerçekten hiç tereddüt etmeyebilirler. Gerçekten güzel bir giriş alanı olur onlar için başlangıç noktasında. Çünkü sadece bir bilgisayarınla istediğin her şeyi yapabilirsin. Yani herhangi bir işte farklı bir yerde bir kaynak ihtiyacı olmadan sadece eline bir bilgisayarın olmasıyla bu alana çalışıp kendini geliştirip yarın dışarıda bir meslek veya kendi projesi de olabilir. Sadece illa bir yere girip çalışması gerekmiyor arkadaşların. Kendi fikirlerini de koda döküp istedikleri zaman, oyun da olur bu. Yani sınırı yok. İstedikleri her şeyi yapabilecekleri bir alan. Sürekli gelişiyor zaten. Hani evet, bilgisayar mühendisliğinde öyle ama sadece mobil developerlık olarak mesela tavsiye eder misiniz? Yani siz çalışan biri olarak. Tavsiye ederim ama tabii şöyle tavsiye ederim. Nasıl olur? Kendini burada geliştirir. Farklı teknolojileri tamamen, ben mobilciyim. Hani sadece mobille ilgileneyim diye bir şey yok. Bir mobil developer'ında bir backend'de ne oluyor? Oradan veri bana nasıl geliyor? Her zaman biliyor olması lazım. Çünkü günün sonunda sen veriyi kullanıcıya sunuyorsun. Biraz da kullanıcının ihtiyaçlarına sen de aşinasın. Çünkü hani backend bir şekilde datayı oluşturur veya backend tarafında bu datanın nereden geldiği çok önemli değil. Oluşturur ama günün sonunda bu uygulamalar üzerinden kullanıcıyla etkileşime geçildiği için hani orada da data nasıl gelmeli, nasıl olmalı, benim nasıl ihtiyacım var, bir ekran dolarken veri tek bir yerden mi gelmeli, farklı yerden mi gelmeli, hani bunları da yine aslında yönlendirici olacaktır. Onun için backend'in de neler yapabildiğini, neler yapılabildiğini biliyor olacaktır. Hani oradan da kendilerini soyutlamadan bu işi yapmaları en iyisi olacaktır. Çünkü hepsi günün sonunda iç içe. Hani hiçbiri birbirinden ayrı olmuyor. Hani bir mobil uygulama da tek başına günün sonunda var olmuyor. Hani var olsa bile ondan istediğin verimi alamazsın. Çünkü sadece yaptım, koydum ama ne oluyor? Hani bu uygulama kullanıcıya ne kadar sevdi, ne kadar iyi hizmet ediyor, ihtiyacını karşılıyor. Bunu da bir şekilde analiz edip, hani analiz tool'ları olur, yine backend'de topladığın veriyle olur. Hani ihtiyacı olacak. Bunu tek başına yapıyor olsa da olacak. Bir hani ekosistemi bilmesi açısından. Orada her zaman dışarıdan da işte farklı alanlarda da kendini geliştiriyor. Neler oldu, neler döndüğünü biliyor olması onun için en iyisi olacaktır. Doğru doğru. Çok teşekkürler. Rica arkadaşlarımızın de sorusu yok galiba. Biz tekrardan size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar için. Umarım. Size teşekkürler tekrar. Arkadaşlar Cuma günkü yayındaki formu doldurduysanız bugünkü attığımız formu da doldurabilirsiniz. Bu hafta içi de sertifiyerden sertifikalarınız gelecek. Formu doldurmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki yayında. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese.